Şimdi bir 12 yaşındaki kayıp çocuk konusuyla başlıyoruz. Anne baba sürütüyomuz olacak. Aslında 12 yaş 9 aylık sevgili Sude Naz. Daha çocuk bizim gözümüzde. 24 Ağustos tarihinden beri kayıp. Sude Naz nerede? Kimin yanında? Onu kim kaçırdı? Anne baba evladını aramak üzere geliyor, buyursunlar. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar efendim. Sağ olun. Merhaba Sude Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında çok da hoş gelmediniz. Evet. Mehmet ve Hülya çifti aslında 2022 yılında, değil mi? 2021 yılında. 2021 yılında boşanmış, evliliğini bitirmiş, ayrı yaşayan bir evet. Çift. Çiftin sevgili seyirciler 4 tane de çocuğu var Sude Naz'la beraber. Çocuklar 18, işte 12 ve diğer yaşlarda küçük olanlar. Büyüklerden birinin velayeti baba da, diğer 3 çocuk da sizin yanınızda. Evet. Kayıp Sude Naz 24 Ağustos tarihinde evden ayrılıyor. O gün dedesinin evinde ve dedesinin evinden de kayıplara karışıyor. Şu an ekran başındaki seyircilerimize de çağrıda bulunalım. Siz Çorum'da yaşıyorsunuz. Evet. Dede de Çorum'da yaşıyor. Evet. 12 yaşındaki Sude Naz, Kalabaş, Çorum'dan kayıp bir kız çocuğu. Gören, tanıyan, bilenlerin ihbarları bizim için çok önemli. Sude Naz'ın kaybolmasına ismi geçen bazı kişiler var. O isimleri de tek tek vereceğim. Aileye soru yönelteceğim. Önce Sude Naz ilk kez mi kayboldu? Daha önce de böyle kayıp başvurusu yaptınız mı? Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldınız mı? Sude Naz bayramın 3. günü ablasıyla birlikte evden kaçmıştı Esra Hanım. Bayramda? Aha, aradan, Haziran ayında mı? Haziran'ın 18'inde işte. Hı-hı. Evden kaçtı ablasıyla birlikte. 20 gün falan sonra ablası bunu bırakıyor. Hı-hı. Sen diyor hastasın, git. Ben diyor başka bir yere gideceğim, başka şehre gideceğim diyor. Ya 18 yaşındaki ablayla kaçıyor. Aha. Hı-hı. Abla bunu bırakıp gidiyor. Sude Naz birkaç arkadaşının yanında kalıyor. Hı hı. Benim babam Halim Ülgür bunu çarşıda görüyor. Hı hı. Dede yani. Dedesi görüyor. Beni arıyor. Eşim de o saatten hı hı. Çorum'a gelmişti. Kızlarının kaybolduğunu söylemiştim ben. Hı hı. Biz birlikte gidiyor. Çocuk diyor ben sizi istemiyorum. Eve de gelmek istemiyorum. Babaya da gitmek istemiyorum. Sana da gelmek istemiyorum. Hı hı. Ben dedim ki hani biz istemiyorsan yurda git. Çocuk polisini çağırdım. Ben çocuğumu yurda alması için çocuk polisine teslim ettim. Orada çocuk işte ağlamış. Çok enteresan. Mesela 12 yaşındaki bir çocuk hani uyku saatiyle ilgili anneyle kavga eder. Der ki ya ben 9.30'da bizde mesela 9.30 yatış saati okul döneminde. 9.30'da değil de onda yatmak istiyorum. Atıyorum dolma yemek istemiyorum da ben patates yemeği seviyorum der. Sude Naz size diyor ki ben eve gelmek istemiyorum. İstemiyorum diyor. Ben hayatımdan memnunum diyor. Hı hı. Çocuk polisi bunu aldı götürdü. Oradan beni bir avukat aradı. Hı-hı. Çocuk dedi yurda gitmek istemiyor dedi. Tekrar eve gelmek istiyor. Tekrar eve gelmek istiyor dedi. Hı-hı. Ben dedim ki hani bu durmuyor. Hı-hı. Ablasıyla sürekli kaçıyor. Hı-hı. Daha önceden de kaçmalar oldu bunların. Hı-hı. Bir iki gün kaçıyorlardı. Geri geliyorlardı ama eve. Hı-hı. Ondan sonra gittim. İmzamı attım. Şey sen parka gitmiş gibi söylüyorsunuz. Kaçıp iki günde geri geliyorlardı. Yani sıra dışı bir olayın aslında sizin hayatınızda kabul edilmeyecek bir şekilde normal olmaya başlamış. Ben aldım getirdim. Benim çocuğum hasta. Akdeniz anemisi. Sürekli Ankara'ya, Aydana'ya götürüp getiriyorum. Hı hı. Aldım getirdim. Temmuz'un 18'inde ben Ankara'ya götürdüm. Tedavisini yaptırdım. Geri getirdim. Ben çalışıyorum. Hı hı. Ben çalışmaya gideceğim. Kızım bak dedim sen evde kal kardeşlerinle otur. Tamam anne dedi. Hı hı. Ben işten gelene kadar evi darma duman etmiş. Ablasının kimliğini, kendi hı. kimliğini. Hı hı. Evde biraz bir miktar param vardı. Onu alıp kayıplara karıştı. Haberimiz de farklı bir bölgede olacak. Eda tekrar bir kaldır. Caner yeni sezondayız. Sen şu anda Çorum'dasın. Tekrar bir göreyim. Gökçebel. Şu an jandarmada orada. Evet, Caner yayındasın seni dinliyoruz. Evet Esra Hanım, yeni yayın sezonumuz herkese hayırlı olsun. Esra Hanım, 12 yaşındaki Sude Naz iddialara göre İrfan adında bir şahıs tarafından kaçırılmıştı. En büyük detay da burada İrfan'ın yaşça büyük olması. Sude Naz'dan 7 ya da 8 yaş büyük olması. Biz araştırmalar yaptık İrfan Bey ile ilgili. İrfan Bey nerelerde olabilir, nerede oturuyor olabilir İlhan diye. Araştırmalar bizi Çamlıbel Köyü'ne getirdi. İlhan Bey, pardon İlhan Bey.
Bizi Çamlıbel köyüne getirdi Esra Hanım. Burada araştırmalar yaptık. İddialara göre İlhan Bey'in burada psikopat bir ruh haline sahip bir kişi olarak buradaki köylüler bizlere iddia ettiler, bizlere aktardılar. Şu an görmüş olduğunuz arkadaki çamaşır asılı olan yer İlhan Beylerin adresi, evleri Esra Hanım. Jandarma da az önce son dakika gelişmesi olarak jandarma da az önce oraya geldiler. Birazdan muhtemelen evde bir arama yapacaklar Esra Hanım. Biz burada tüm detayları sizlere aktaracağız. Eğer büyük bir gelişme olursa, Sudenaz evin içinde bulunursa, inşallah ki temennimiz bir an önce bulunması. Eğer bulunursa hemen size bağlanıp detayları aktaracağız Esra Hanım. Teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. 12 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yeri okul sırası. Elinin tutması gereken tek şey kalem, oyuncakları ve eğitim hayatı ve geleceğiyle ilgili planlar yapması gerekirken İlhan isimli bir kişi tarafından duygusal anlamda da istismar edilen bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Böyle bir kız çocuğunun evlilikle aslında yan yana gelmesi, ilişkilendirilmesi bizim için, kimse için normal bir davranış değil. İlhan Kütükçü nerede? Bu arada köyün adını bir kere daha vermek istiyorum. Çorum Gökçebel köyünde Caner şu anda. Oradaki köy sakinlerinin vermiş oldukları ihbarlar bizim için çok önemli. İlk yayın heyecanı da var Esra Hanım, kusura bakmayın. Yani, ben de heyecanlıyım Caner. Gökçebel köyündeyiz Esra Hanım. Aynen valla bugün farklı bir heyecan oldu Esra Hanım. 2 ay tatilden sonra kusura bakmayın. Çorum'a bağlı Gökçebel köyündeyiz. İlhan Bey'in dediğimiz gibi adresi evi arkada. Şu an evde birileri var mı bilemiyoruz. Çünkü jandarma geldiği için Esra Hanım, tabii kolluk kuvvetlerinin ilk müdahalesi yapması bizim için daha önemli. O yüzden şu anda jandarmanın eve gitmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi inşallah 12 yaşındaki Sudenaz evdedir. Bir an önce ailesine kavuştururuz. İlhan Bey'le ilgili de söylediğim gibi bunu tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir detay Esra Hanım. Burada yaptığımız araştırmalarda İlhan Bey'in psikopat tavırlı, psikopat yönü olan, köye huzur vermeyen bir genç olarak buradakiler iddia ediyor. O yüzden onların da eğer Sudenaz gerçekten buradaysa, bu çevre sakinlerin, iddiaları, onu tanıyanların iddiaları, yorumu, kendiyle ilgili yorumu ve iddiaları. Yani sakın yanlış anlamayın ama zaten deseler ki pürü pak deseler de inanmam. Normal şartlarda işte 18 yaşının 20 yaşındaki bir delikanlının 12 yaşındaki bir kıza yaklaşması normal değil. Bunun için farklı bir ruh haline sahip olması gerekiyor. Dileğimiz bir an önce Sudenaz'ın bulunması. Anne baba koruyamıyorsa devlet Sudenaz'ı korur. Biz bu konuda ben bunun altını çiziyorum. Sudenaz gerekirse yaşıtları gibi eğitim hayatına devam eder. Mehmet Bey, siz kızınızın kaybolduğunu... Evet, buyurun. Kimden duydunuz? Anneyle sık sık yani... Boşanmış bir çift bile olsanız kimi bazen düşman oluyor birbirine. Evet. Kimi de çocuklar için iletişime devam ediyor. Siz Hülya Hanım'la sık sık çocuklarla ilgili hani konuşur, iletişim kurar mıydınız? Evet, evet kurardık Esra Hanım. Kimden öğrendiniz kaybolduğunu ya da kızınızın sürekli kayıp olduğunu duyuyorsunuz? Hülya Hanım'a hiç çıkıştınız mı? Ya sen ne biçim annesin? Çocuğu koruyamıyorsun, bu çocuğun başına ne geldi diye. Hani taşın altına elinizi koydunuz mu bir baba olarak? Tabii tabii, illa ki koydum. Şimdi Esra Hanım, bu olay şöyle oldu. Şimdi... Bunun büyüğü Sedef Kalabas, benim kızım, annesiyle bizi boşandırdı. Yani önceden bizim o sıkıntı yaşadığımızı, evlilikte hani tartışma olduğunu, yani bile bile bizi boşandırdı. Boşandığı halde de fake hesabı açıp, hani ben de sosyal medyadan anlamıyorum ya, 3 yıl benimle yazıştı. Yazışan kişi Rıza Müdür, Eda Çeliker, Sedef Kalabas, hepsi benim kızımmış, ben bilmiyorum şu. Şimdi aslında sizin iki konunuz var. Anne Hülya, 13 yaşındaki kızım kayıp diyor. Baba Mehmet, Sudenaz'ın kaybı ayrı. Kızınız 18 yaşındaki kızınız tarafından dolandırıldığınızı. Yok, ben şimdi o... iddia ediyorsun. Şimdi o konuya da geleceğim. İnanamayacaksınız aile içerisinde olanları. Ben Sedef'le ilgili konuya geçmeden önce Sudenaz'ın kaybını... Duyduktan sonra ne yaptınız? Siz kayıp başvurusu yaptınız mı? Annenin yanına gittiniz mi? Kızı aradınız tabii, mı? Tabii tabii gittim, evet. Evet. Şimdi Sudenaz şöyle söyleyeyim. Küçük ya, hani çocuk ya 12 yaşında. Evet. Ben söylüyorum artık yeni de çağımızda. Bu arada da Çorum, Mecitözü'ne bağlı Gökçebel köyünde kolluk kuvvetleri var şu anda. İlhan Kütükçü'ye ait olduğu söylenen adrese Sudenaz'ı arayacaklar. İnşallah bir an önce Sudenaz'ı buluruz. Şimdi çok küçük bir çocuk ya, evet. Normalde çocuğunuz
bakkala gider, sokakta oynar, dersin ki saat 4'te gel. Gel, görürsün de onu. Evet. Görmediğinde bir saat sonra panik olmaya başlarsın. Tabii. Kaygılanırsın, ortalığı vereye verirsin. Tabii. Kıyameti kopartırsın, panik atak geçirirsin falan. Çıldırırsın. Evet. Şimdi bu çocuklar düzenli bir kayboluyor. Burada bir problem var. Bir de bu son gittiğinde hiç haber yok Sudenaz'dan. Siz ondan sonra evladınızı aradınız mı? Birlikte gittik Esra Hanım. Birlikte gittik aradık. Tabii. Beraber gittiniz. Şimdi benim Esra Hanım. Aramadığımız yer kalmadı. Caner'e mi dönüyorum? Çok pardon, hemen Caner'e dönüyorum. Caner. Evet Esra Hanım, gördüğünüz gibi jandarma şu an evin önünde araştırma yapacaklar. Birazdan detaylı bilgiyi sizlere tekrardan vereceğiz. Şu an dediğimiz gibi araştırma yapıyorlar. Kolluk kuvvetleri yayınımıza ihbar kabul edip hemen hiç vakit kaybetmeden buraya geldiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Birazdan dediğimiz gibi önemli gelişmeler olduğu zaman sizlere bağlanacağız Esra Hanım. Peki Caner, bu arada sürekli bir ekranda olsun ve görüntüde olsun. Biz de en azından Caner orada ne oluyor bunu takip edebilelim. İlhan Kütükçü o evde ailesiyle mi yaşıyor, tek mi yaşıyor? Böyle bir bilgiye erişebildin mi Caner? Ailesiyle birlikte yaşıyor Esra Hanım. İlhan Bey burada, ailesiyle birlikte yaşıyor. Babası da burada. Anne, baba. Birlikte çalışıyorlar. Kaç kişi yaşıyormuş evde? Evet, herkes burada Esra Hanım. Ya, ailesiyle birlikte yaşıyor. Hanede kaç kişi var? Yani 3 ya da 4 kişi olarak Esra Hanım. Peki köylülerden hiç... Sudenaz'ı sorduk Esra Hanım. Sudenaz'ı köylüler... Evet, onu sorduk Esra Hanım. Geldiğimizde de sorduk. Sudenaz'ı gördünüz mü ya da 12 yaşındaki bir çocuğu gördünüz mü? Köyde yaşamayan farklı bir kişiyi burada gördünüz mü dediklerimizde şu kelimeyi kullandılar. Zaten öyle bir şey yapsalar da bize göstermezler, evde saklarlar dediler. O yüzden köylüler hiçbir şekilde... Ama şimdi bu insanlar için bu anormal Esra Hanım, olan yani bir... Esra Hanım, ben bir müsaade istesem. Tabii. Şimdi Sudenaz 24 Ağustos tarihinden beri o köydeyse, köy hanesi küçük bir yer zaten, herkes birbirini tanır. Ama köyün bakkalına, ne bileyim, mandırası varsa, bir yeri varsa, oraya yabancı dışarıdan gelmiş ya da farklı giyinimli birini gördüklerinde hemen fark ederler. Caner'in almış olduğu bilgilerde İlhan Kütükçü'nün ailesiyle beraber bu evde yaşadığını, Sudenaz'ın da bu evde olabileceği iddia ediliyor. İnşallah o ailede... o evde Sudenaz vardır. Görüntüler hep ekranda olsun ki biz de gelişmeleri takip edelim. Aile defalarca kaçmış olan kızıyla ilgili 24 Ağustos'ta dedenin evinden kaçtıktan sonra bir daha ihbarda bulunmamış. Hemen babaya tekrar dönmek istiyorum. Siz beraber aradınız. Evet Esra Hanım, beraber aradık. Bir haber gelmedi. Aslında burayı arayan da benim yani. Sizi aramak istedim. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. 2 dönem muhtarlık yaptım Esra Hanım. Yani savcıya da gittik beraber Hülya Hanım'la. Valiliğe de gittik. Çarşı Karakoluna da gittik. Çocuk Suvi'ye de gittik. Yani bu işin üstüne en çok düşen benim yani. Ablam da var Ankara'da ama... Yani bakıyorum hiçbir şey olmuyor. Yani hiç gerçekten bir şey olmuyor. Gel abiciğim şöyle. Kulaklığı taksın. Esra Hanım, İlhan şu an yanımızda. Ben hiç vakit kaybetmeden... Caner, bir önceki yere gelirsen çünkü çekmiyor. Biraz daha öne gel. Yine o köy yolunun olduğu yere gel. Köyde bu arada 4.5G bağlantıda zor var. İlhan Kütükçü, 12 yaşındaki Sudenaz Kalabaş sizin yanınızda mı? Hayır, ben çalışıyorum, ben köydeyim şu anda. Ne alaka yani, ben anlayamadım. Benim hiçbir şeyden haberim yok bu arada. Sudenaz Kalabaş'ı nereden tanıyorsunuz? Nasıl tanıştınız? Ben onu nereden tanıyorum? Yani arkadaşımın arkadaşı sadece o. Hangi ben arkadaşının yani. Arkadaşı? Ben şu anda köydeyim. Hangi arkadaşının arkadaşı? Vallahi ismini bilmiyorum. Çorum'da bir arkadaşımdı. Yalan konuşma. Benim babamın evinden arabayla gelip alan sensin. Bunu biliyorum. Kardeşim de hatta aramış. Kim biz ya? Demiş nişanlandık demişsin. Biz evlenecek, bizi aramayın demişsin. Vallahi billahi yalan. Bak beni yemin ettim. Utanmıyor musun sen de 12 yaşında kızla nasıl mevsimi şey yapıyorsun? Nereye götürdüğünden Allah'tan benim çocuğumu yok mu senin? Çıkart. Senin kardeşin yok mu? Benim çocuğum. Ben... niye inkar ediyorsun? Neyi inkar ediyorum ya? Benim i̇nkar çocuğum nerede? Benim çocuğum. 12 yaşındaki kızla ben ailemin yanında duruyorum. Utanmıyor musun sen? Senin yanında olduğunu biliyorum Sudenaz'ın. Götürdüğünü de biliyorum. Benim çocuğumu çıkart. Çorumu Hülya Hanım daha iyi bilir. Yanımdaysa gel bulsana o zaman. Peki, ne bileyim, tamam yanımda gülsene gel bulsana. Sudenaz'ın saklamadığını benim çocuğumu. Allah'tan korkun yok mu senin 12 tamam. yaşındaki çocuğuma? Yanımdaysa gel bulsana. Sudenaz nerede İlhan Kütükçü?
Senin yanından ne zaman ayrıldı? Vallahi bilmiyorum. Allah ya. Için konuş. Allah ben 24 Ağustos. Yani görünce şok geçirdim. Jandarma babam gir. Niye şok geçirdin? Sen Sudenaz'la arkadaş değil misin? Yalan konuş Esra Hanım. Yok değilim ben. Yalan konuş. Hayır, yine şok geçirdim ben. Bana bu arkadaşlığı bir tarif edebilir misin? Bir arkadaşın Sudenaz'ı senle nasıl tanıştırdı? Of. Sosyal medyadan mı arkadaş tabii oldunuz? Telefonda evet görüşüyor muydunuz? Ya biz görüşeli tabi bayağı oluyor. Tamam görüşüyorduk, görüşmüyorduk değil. Ama ne alaka? Kaçırdın ne alaka? Hayır, ben ailemle duruyorum. Ailem ne olarak görüşüyordunuz? İlla ki senin bir bilgin var o zaman. Benim çocuğum nerede? Arkadaşımdın normal. Peki gece yani 2:30'da benim çocuğumu sen babam gelin evinin önünde niye alıp götürdün? Nereye götürdün? Ben çocuğumu istiyorum. Nereye götürdüm? Ha, nereye götürdün? Nerede saklıyorsun benim ya, çocuğumu? Of. Benim çocuğum daha 12 yaşında. Sen 20 ben yaşındasın. Ben ailemle duruyorum. Ben nereye kaçırmışım, getirmişim? Şimdi o gece... Yalan konuşma. Bir saniye, anneannenin telefonunu bir kişi arıyor. Değil mi? Yok, benim pardon kızım aramış. Sudenaz anneannenin telefonundan İlhan'ı arıyor. Sonra İlhan'dan tekrar bir çağrı geliyor anneannenin telefonuna ve diyor ki... Biz evlendik. Değil mi? Yok. Bunu arıyor, bu hemen geliyor, benim çocuğumu alıp gidiyor. Peki. Kardeşim kendi numarasıyla dur, arıyor bunu. Mesela, dur. Evet, biz nişanlandık, evleniyoruz, bizi rahatsız etmeyin. Caner, hemen şunu da öğrenmek istiyorum. İlhan bizi duyuyorsa çok fazla da hareket etmeyin. İlhan Kütükçü Sudenaz'ı en son ne zaman gördü? Tarih olarak hangi tarihi verebilir? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani ben yüz yüze nerede geldiniz? Yüz yüze nerede görüştünüz? Tanıyordum yani. Tanımıyordum değil bak. Ama yani en son ne zaman gördün Sudenaz'ı? Yüz yüze. Yaklaşık bir ay olmuştur. Yalan aileyi niye aradın? Canım. Senin numaran, aileyi yalan arayan numara. Yalan söylüyor. Demişsin benim karım olduğu. Yalan İstemi söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Peki, neden yalan söylesinler? Niye seni suçlasınlar? Niye böyle? Suçluyorlar. Tamam. Kızın konuşmadım. Konuşmadım değil ama yani ben karım oldu, nişanlandım. Ben bunlarla konuşmadım ne ki. Ne konuştun mesela? 12 yaşındaki bir çocukla ne konuşabilirsin kardeşime abi? Kardeşime söyleyin. Biz nişanlandık, biz evlenecek. Arkadaş bizi rahatsız etmeyin demiş. Kardeşimin yüzüne kapatmış. İlhan Kütükçü yapıyor. Bak yani. İlhan senin kim telefonundan bir arama geliyor. Biz Sudenaz'la evlendik deniyor. Şu anda sonu 93-92 olan kapalı olan bir cep telefonundan. Senin telefonun son iki hanesi kaç? 93-92 de yani ben böyle bir konuşma hayatta yapmadım. 93-92 yani numaralı telefon hattından Sudenaz'ın ailesine bir evet arama geliyor. Biz evlendik diyor. Seni mi aradı, kız kardeşini mi aradı? Benim erkek kardeşimi aramış bunu. Vallahi 93-92'li bu kadar tesadüf tamam, olamaz. O... Sudenaz sadece senin kardeşin olabilir. Senin yaşındaki bir genç delikanlı, bu ülkenin tamam, bir delikanlısı dediğim her insan, şeyinden aynen öyle koruyan, kollayan olur. Sen bunu yapmamışsın. O yüzden bu normal evet bir arkadaşlık aynen değildi. Aynen o şekilde işte dediğiniz böyle gibi. Sizi tanıştıran kişi kim? Arkadaşım derken aynen o şekilde işte hayır, dediğiniz gibi. Hayır, senin kardeşin olması gereken 12 yaşındaki bir çocuğa der misiniz ya? 20 yaşındaki bir delikanlı 12 yaşındaki bir çocuğa arkadaşım der mi? Esra diyebilir Hanım, mi yalan diyemez. Söylüyor, susuyor. Sizi kim tanıştırdı? Ya o yalan diyor, bağırmasın bak, ağzım bozduracak yalan benim. Yalan söylüyorsun, neden yalan söylüyorsun? Çünkü sürekli susuyorsun, mıdırdanıp duruyorsun. Benim kızımı sen kaçırdın, benim kızım senin yanında. Ben çocuğumu istiyorum. Sizi kim tamam tanıştırdı? Tamam, yanındaysa gel bulsana, böyle boş boş konuşayım buradan. Caner, bana tanıştıran ne bileyim, ben başka bir yere götürmediğini saklamadın mı? Buyurun konuşabilirsiniz, buyurun. Esra Hanım, Allah peki Allah neden ben tanıştı? Ailemle duruyorum. Benim kızımla neden ailemle tanıştı duruyorum peki? Ne diye tanıştı yani, arkadaşı beni, olamaz, seni, kardeşi olamaz, neden tanıştı peki? Kim tanıştırdı ya? Ha, neden tanıştı? İlhan Kütükçü. Niye tanıştın peki, cevap ver bana. Sudenaz'la babasıyım. Kim tanıştırdı? Böyle bir bağlantısı var. Niye tanıştın var yani, onu söyle. Ne diye tanıştın? Caner'de bir kulaklık ya, olmasını ben istiyorum. Kulaklığın ya tekini lütfen ya susuyor, taksın. Susuyor, yalan söylüyor. Kameraman ya, arkadaşım yalan beni duyuyorsa söylüyor. Bu lütfen biliyor, aktarsın yerini. İlhan Kütükçü beni duyuyor ve saklıyor musunuz? Çünkü suçlu. Hayır. İlhan Kütükçü beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Duyuyorsun. Seni bak çok sakinim. Duyuyorum. Seni Sudenaz'da kim tanıştırdı? Bunu merak ediyorum sadece. Ne diye tanıştırdı? Ya bana bir samimi bir şekilde şu olayı bir anlatsa. Belki sen bu konudan
masum bir şekilde çıkarırsın ama... Ya ben samimi bir şekilde anlatıyorum da karşı taraf bir fırsat veriyor mu? Ama senin kardeşin olsa sen de kıyameti kopartırsın. Biraz empati. Peki, niye tanıştın? Neyin oluyordu? O arkadan bağırmasın, o ne diyorlar? Dur. Sizi kim tanıştırdı? Bir oradan başla. Arkadaşın ismini vererek nasıl tanıştığınızı anlatır mısın lütfen? Ya ben ne diyorum? Esra Hanım sıkıştı, anlatamaz. Şimdi yalan Çorum'daki Caner'e de söyler sıkıştı. Misin kulaklığın tekini taksın? Ben ne yalan söyleyeceğim? İlhan size cevap vermesin rica ediyorum. Çünkü... Tamam gel bak evet, yani evet, yanımda diyorsan gel bak. Caner'e de kulaklığın tekini ver İlhan. Sizin tanışma hikayenizi öğrenmek istiyorum. Bugün ayın kaçı? İkisi mi? Evet iki. 20 gündür mü yok bu? 24 Ağustos'tan beri yok. Bana mı? İşte ben de bilmiyorum işte boş da var. Caner İlhan'dan Sude Naz'la tanışma hikayesini kimin tanıştırdığını öğrenir misin lütfen? Ben aradan çekileceğim. Sen sor. Ben biliyorum. Tamam. İlhan, Sude Naz'la nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Biri mi seni tanıştırdı? Sessizce, heyecanlanmadan bir anlat abi. Ya ben zaten heyecanlı değilim tamam. De. Nerede tanıştın? Ben nerede tanıştım? Bir arkadaşımla yani arkadaşımın arkadaşıydı. Ben orada tanıştım öyle yani. Adı ne? Kim tanıştırdı seni? Kim? O kimdi ya? Bir düşün. Telefonunu al eline. Bir şeyler sakladın belli. Yok sıkıştı bir şey saklamıyorum. Vallahi düşünüyorum ya. Neyi saklıyorsun? Peki 12 yaşında olduğunu, 12 yaşında olduğunu biliyor muydun? Kimin? Yok. Sude Naz'ın? Yok. Bilmiyorum. Kaç yaşında olarak biliyordun? Bana 17 dedi. Tamam. Bana 17 dedi. Tanışma hikayesi telefonunu eline alsın. Hani en çok görüştüğü arkadaşı kim? Nerede yaşıyor o arkadaşı? Kim tanıştırdı seni? Çorum'dan mı, köyden mi? Demek ki samimi olduğun bir arkadaşın ki seni Sude Naz'la tanıştırıyor. O arkadaşının ismini bize söyler misin? Dur ya düşünüyorum söyleyeceğim. Belki de onun yanındadır. Hani sana da iyilik yapmak istiyoruz burada. Yani ismi söylersen bize daha yardımcı olursun bize. Telefonunda yok mu? Telefonunu alsan baksan. Belki mesajlaşmaları vardır. Emre Kara olması lazım. Emre Kara nerede yaşıyor? Emre kaç yaşında? O da köyde de o Ankara'da çalışıyor. Ne iş yapıyor Emre Kara? İnşaatta çalışıyor. Şimdi bak İlhan çok önemli bir şey söyledin. Sude Naz bana dedi ki ben 17 yaşındayım dedi. 17 yaşında olduğunu söylediyse sen de demişsindir ki sen 20 yaşındasın değil mi? Ben 20 yaşındayım. Sen de 17 yaşındasın. Evet. Arkadaşlık yapmamızda herhangi bir sorun yok. Sen bu kızın yaşını ne zaman öğrendin 12 evet. olduğunu? Yayında mı? Ondan önce mi? Vallahi. Ne? Yayında mı öğrendin? Ondan önce mi öğrendin 12 yaşında olduğunu? Ne zaman öğrendin? Yayında öğrendim şimdi. Yemin ederim yayında öğrendim. Evet. Peki. Esra Hanım şimdi öğrenmiş yayınımızda. Peki Caner şunu da İlhan duyuyor beni. Emre Kaya şu anda Ankara'da yine köyden bir arkadaşın o tanıştırdı. Ne diye tanıştırdı seni? Ne dedi sana bu kızı tanıtırken? Sevgilim normal, mi dedi? Normal yanındaydı. Aydere çok iyi bir kız sizi bir tanıştırayım gördüm. Dedi. Onun sevgilisiydi. Onun sevgilisi. Sonra siz sevgili oldunuz mu? Yok. Emre ile peki Sude Naz görüşüyorlar mı hala? Vallahi hiçbir bilgim yok. Peki Sude Naz 24 Ağustos'tan sonra Emre'nin yanına geldi mi? Köye geldi mi? Köyde gördün mü hiç? Yok o gelmedi çalışıyor. Hala çalışıyor. Bu yalan İlhan, söylüyor. Hala bazı şeyleri eksik anlattığını düşünüyorum. Buyurun İlhan. Benim kızım nerede? Benim kızım senin yanında. Bak kim tanıştırdıysa ben sen ne kendini riske atıyorsun? Dur. Dur. Esra Hanım şu anda İlhan'ın ailesi, yengesi, tamam. babası burada. Konuşsunlar onlar. İlhan sıkıştı Esra. Yanlış söylersek arada kalacak ben olayım. Senin kızına kim tanıştırdı onu bana söyle. Emre sen seni tanıştıran ismini ver. Niye kendini riske atıyorsun yavrum sen? Sıkıştı. Evet. Bak İstanbul'da arıyorlar beni böyle böyle diye. Bak kızım öyle tanıştırdı. Ona göre bak öyle bir şey varsa açıkta de ki böyle kendini böyle niye kendini riske atıyorsun yavrum sen? İnsanı zor durumda bırakma. Ben ne diyeyim ya? Kaçırdı diyorlar biz beraber kalmıyorum yani. Nerede besliyorum? Tamam beraber kalıyor yanımdasın. Ama öyle bir şey yok ama... Bak, kaç kişiyseniz, kaç arkadaşınsa söyle. Söyle oğlum. İşte İlhan'ın kim seni tanıştırdıysa, Caner. Kimine gittiysen, ya kızına kimine nerede konuştun, nerede oturdun, nerede sabit, hepsini söyle. Gülme, gözüme bakma, gülme. Hala ciddiye al. Canım çok suçlu. Oğlum çok büyük bir risk bu.
Niye bütün arkadaşların riskini sen al? Ya 12 yaş... Gelecek... Emre kötü bir arkadaş mıydı abi? Kötü bir arkadaş. Ben istemiyordum. Ya. Arkadaş kapmasın. Kesinlikle istemedim. Emre'den her türlü zarar gelebilir mi? Gelir. Denaz'a gelebilir mi? Nasıl? Denaz'a da bir zarar verebilir mi? Öyle bir yapıtımız, yapıya sahip. Hayır. Elin kızına zarar verecek. Öyle bir şey yapamam. Hayır. Kendi aralarında. Ama kaç kişiseler, kimle tanıştıysa, nerede yediyse, nerede içtiyse, nerede oturduysa hepsini anlatsın. Öyle. Niye bütün riskler üstüne alın ya? Hadi söyle, nerede olabilir Sudenaz? Nerede olabilir? Ne diyeyim ben ya? Kaç kişiysen arkadaşlarınız... Bir ev ortamında mı tanıştın? Yok. Çarşıda ya. Normal saat kulesinin yanında. Çorum merkezinde. Evet. Hiçbir yere gitmediniz mi? Yok, oturup sadece orada bir kere mi gördün? Evet. Ne zaman? Yok o ayrı, o benimki. Ne zaman? En son ne zaman gördün İlhan? En son işte o... Ne bileyim, bir ay oldu değil mi o zaman işte. Senin vereceğin bilgiler gerçekten önemli. 12 yaşında bir çocuk. Aynen. Bak ailen de sana tepkili şu an. Hiçbir şeyden korkma abicim. Yok, nerede olabilir söyle. Mesajlarına bak belki. Telefonuna baksarsan hatırlarsın. Şu an mesela cep telefonunda. Ne diyor? Baban ne diyor? Duyuyor musun? Sudenaz'la en son hangi tarihte yazıştığını göstersin. Öyle bir şey varsa açıkta söyle. Ne seni kurtarmayacak. Git cani cenneme. İstediğin kadar gel. İlhan, helal telefonunu abi. Alsak abicim. En son Sudenaz'la ne zaman görüştüğünü orada görürsün. Hadi be koçum. Hadi nerede telefonu? Sen aç, bize özel telefonu sen aç. Evden biz de yanına bakalım. Oradan telefonu. Belki bir bilgiye ulaşırız. Biraz önce aradım ben. Dedim ki bana böyle böyle bir şey çarptı telefonu başıma. Nerede baba? Getir, ben biraz önce aradım bu olay. Dur söyle. Biraz önce Caner bir şey söylüyordu. Sudenaz'la konuştum diyordu. Şeyi durdurun, ben kendim arayacağım. Şimdi hayır açacağım, bir dakika. Sudenaz'la son konuşmasını söylesin. Bir dakika abi, bir dakika. Esra Hanım'ı duyamıyorum abla, bir dakika. Efendim Caner, Esra Hanım? İlhan dedi ki Sudenaz'la biraz önce konuştum dedi. Onu aç, anlatsın. Şöyle evet, aradım. Dedim ki böyle böyle başıma bir şey getirmişsin. Aradım, sordum, kapattım. Tamam, telefonu gelsin o zaman. Yanımızda bir daha arayın. Nerede olduğunu söylesin, yanına gidelim. Sen neredesin diye sormuş mu Sudenaz'a? Hattı yokmuş. Sen neredesin diye sordun mu? Yok, vallahi sormadım. Tamam, hangi telefonu geldi Esra Hanım. Kimin hadi telefonundan ulaştın ona? Kimin telefonundan aradı Sudenaz? Kendi telefonundan aramış Esra Hanım. Tamam, biz Esra Hanım özel... Vallahi 12 yaşındaki bir çocuk söz konusu. Özel mesajları var herhalde. Özel diye bir durum yok. Yani Sudenaz İlhan Kütükçü tarafından kaçırıldı aile iddiasında bulunuyor. İlhan Kütükçü o benim karım ifadesini kullanmış. Bunun üzerine jandarma bölgeye geliyor. Sudenaz orada değil. Ben onu en son bir ay önce gördüm. Beni bir arkadaşım tanıştır diyor. Ya bu 12 yaşındaki çocuğun neredeyse... Aradığı numarayı hemen bize bir atabilir misin? Oradan arasın. Abi mesaj o özel, ayrı mesaj. Ay, telefonu al Caner. Telefonu al. İlhan şu anda nerede Sudenaz? Esra Hanım pişkin konuşuyor. Çok bu adamın pişkin yanında. Benim çocuğum bu adamın yanında. Ben biliyorum, ben hissediyorum yani olarak. Bu mesela Sude'nin hatta olmadığını biliyor ama Sude'nin hatta olmamasına rağmen kayıp olan bir çocuğuna istediği anda ulaşabiliyor. Kimse ulaşamıyor, İlhan ulaşabiliyor. Hatta olmadığını söylüyorsun ama bu kız fiziken kaybolduğunda senin hattını kullanmış. Neredesin? Neredesin? Esra Hanım şu an Sude aradı. Yani küfürlü konuşuyor Esra Hanım şu an. Tamam, onu zaten duymaya gerek yok yani. Sudenaz. Neredesin? 12 yaşında olduğunu biliyorsun değil mi? Nerede olduğunu söyle. Seni sağ salim görelim. Tamam, ondan sonra ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Biz seni görmek istiyoruz. Vallahi bir çocuğun bu tepkiyi verebilmesi kadar normal. Annenle konuşabilirsin. Birazdan seni arayacaklar. Seni arayacaklar birazdan, annenle konuşabilirsin. Tam numaranı ben veriyorum, telefon açık olsun. Caner, İlhan Bey'e sorar mısın? Aradığı hat tamam, kimin WhatsApp'tan adına kayıtlı? Konuşurken hepsini aynı anda yapamayabilir. WhatsApp'tan arıyorlar abi. Tamam, hat kimin tamam adına kayıtlı? Ben bilmiyorum. Bu numara onu kendi kullanıyor. Bu numara kimin ki? Tamam, kapat, numarayı vereceğiz. Sana bilmiyordum bir şey. Peki, bu numara kimin numarası? Sorun. Hep bu numaradan mı görüşüyorsun? Caner, yoksa bir soru var sana. Numara yok, WhatsApp'tan. Hızlıca sorun. İlhan. WhatsApp'tan arıyor. İlhan, hat... Sen istediğin zaman Sudenaz'a ulaşabiliyorsun. Aradığın, iletişim kurduğun numara kime ait? Hepsini biliyorum. Hülya Hanım diyor ki avukatımız, sen istediğin zaman Sude'ye ulaşabiliyorsun. Bu aradığın numara kime ait? Şey, istediğin zaman ulaşamıyorum. Yani bugün şimdi tezadüf geldi, biraz önce de tezadüf. İnternet yok. Bu hattı, aslında soru şu. Hattı kim çıkardı? Sen mi çıkardın ya Sudenaz seni arayayım diye? Emre mi çıkarttı? Bu Emre Kaya mı çıkarttı? Onun da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bu hattı o kıza kim aldı? 12 yaşındaki birinin hat alabilmesi
Mümkün aynen. değil çünkü. Hayır şimdi mesela kayıp mümkün olduktan değil. Sonra sen evet, 12 yaşındaki birinin hata alması mümkün değil. O numarayı nereden biliyorsun? Kimi arıyorsun sen? Sude'ye ulaşmak için o numarayı nasıl tespit ettin? Sude'ye ulaşmak için o numarayı nasıl tespit ettin ve 12 yaşındaki bir küçük bir çocuk kendi üzerine hatalamaz. Birinin yardımcı olması lazımdı. Senin ha. üstüne mi hat, Emre'nin üzerine mi? Emre'nin yaşı tutmuyor. Benim üzerime değil. Bakabilirsin. Yani biliyorsanız bakın. Hat birinin kimin üstüne böyle bir... Siz, diğer tarafta 24 Ağustos tarihinde Sudenaz Kalabaş dedesinin evinde kalıyor. Annesinin evinde de kalmıyor. Normalde velayet annede. Evet. Üç çocuğunuz sizle beraber. Evet Esra. Ve siz hastaneye diğer çocuğunuzun tedavisi için giderken evden ayrılıyor ve dedenin evinde kalıyor. O da dedenin evinden kayıplara karışıyor. Mete şimdi o evde. O evden bir canlı bağlantımız gerçekleştirecek. Mete sendeyiz. Evet Esra Hanım, Sudenaz, 12 yaşındaki Sudenaz burada yine 24 Ağustos tarihinde tam olarak evin penceresinden değil de kapısından kaçtığını öğrendik. Burada bir kapı var, dış kapının da dışında bir kapı var. Şimdi evin dış kapısını sizlere gösteriyorum. Burada görmüş olduğunuz bu kapı Sudenaz'ın evden kaçtığı kapı. Saat 23.45 sıralarında kaçış işlemi gerçekleştiriliyor. Bunu da anneanne Derya Hanım'dan öğrendik. Sudenaz'ın anneannesinden. Kendisi de bizim yanımızda. Birazdan onu da yine sorular sorarak karşınıza çıkaracağım. Sudenaz'ın, 12 yaşındaki Sudenaz'ın anneannesi son aramalarında, cep telefonundaki arama kayıtlarında Sudenaz'ın bir arama yaptığını ve bu aramayla birlikte İlhan'ı arayarak yanına çağırdığını ve onun geldiği araçla birlikte evden kaçtığını ifade ediyor. Anneanne, hemen kendisine şöyle mikrofonumuzu uzatalım. Derya Hanım, o geceyi bizlere anlatabilir misiniz? Oturabiliriz. Benim telefonumdan şey yapmış, aramış kimi o şeyi telefondan aramış yani 11.45 geçe 12'de de gitmiş yani. Herkes yatıyordu. Benim oğlum staj gördüğü için benim oğlanla geldi. Ne zaman 1.30'da geldi. Geldim ben 4'te kalktım. Dörtte kalktım da bak Sudenaz yoktu. Sudenaz yoktu. Peki Mete. Hangi araçla geldiğini gördünüz mü? Geldi, aracı görmedik. Aracı görmediniz. Şimdi gece 23.45. Bir kameraman arkadaşım hemen arkasındaki evet. yolu ve güzergahı bir gösterebilirse o köyden sık sık o saatlerde dolmuş otobüs Yolucu. Geçmesi mümkün değil. Yani İrfan Gürdal. O evden Sudenaz'ı birinin almış olması gerekiyor ki Sudenaz gecenin o saatinde çok rahatlıkla sokağa çıkabilsin. Değil mi? Bir bunları da sorar mısın? 7/24 orada bir ulaşım evet, var Esra mı? Esra Hanım tekrar var. Edebilir Tazı misiniz? Esra Hanım otobüs yok. Gece 23.45'te şöyle düşün. 12 yaşındaki bir çocuk çıktı dışarı. Bu saatte. Çıktı dışarı. Evet, onu bir araç almazsa herhangi başka bir ulaşım aracı var mı köyde? Yok. Köyde araç ne yok, taksiyle gittiği kesin yani. Taksi çağrılmış bir... binek araçlı yani. Evet benim. Evet o İlhan Kütükçü mü ne gelmiş onu aramış onu ona gitmiş yani. Şimdi bak mesela taksi dersen o saatte köye o bölgeye çok rahat taksi gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Gelebiliyor. Şimdi o taksici de aslında eğer taksi mi binek araç mı onu bilmiyoruz. Taksici de 12 yaşında küçücük bir kız çocuğunu görse gecenin o saatinde anormal bir durum değil mi? O da anormal bir durum. Esra'nın parası ama yok ki nasıl binip gidecek? Annenin telefonunda ne? Aranan numarayla... Binek bir araba, taksi değil aslında. Heh anneanne. Taksi değil abla yani. Oğlanla o git... Yani o İlhan Kütükçü'yle, Kütükçü'yle neyse o adamın arabası varmış, ondan gitmiş. Peki o gün... Siz o numarayı senin kızın aradığında... İlhan'ın konuşmasını sen duydun mu? Hayır duymadım. 11.45 geçe aramış, 12'de yani taksi gelmiş, almış gitmiş. Sonra hani senin kızın arıyor ya diyor, sen kimsin bu yabancı numara diyor. Yok, İlhan ben... açıyor telefonu. Yok Esra Hanım, benim kardeşim arıyor, askere giden yok, oğlan kardeşim arıyor. Yok benim şey ben onun kardeşini şey yaptırdım yani. Telefona baktım ben oğlumu, anne de bu yabancı numarada aradık. Bir oğlu erkek çıktı telefona. Bir erkek çıktı.
O da sonu 92-93 olan. 11.45 geçe aramış. 92-93 olan İlhan. Evet doğru. 93-92 olan İlhan Küçükçü'ye ait bir telefon numarası. İlhan, 24 Ağustos gecesi Sude Naz'ı o evden sen mi aldın? Hayır. Kim aldı? Bilmiyorum, benim haberim yok yani kimin aldığından. Ya sen ama, aldın ya Emre aldın. Nasıl var, diyeyim nasıl yani kız... Nasıl yani? Ya sen aldın ya Emre aldı. Arabası olan tamam, biri. Tamam kanıtlasın desin ki kamera kaydı var, şu var bu var göstersinler senin bana. Araban var mı İlhan? Onlar da çıkarsa kamera kayıtları. Anlamadım. Araban var mı? Var arabam. Benim kızımı sen götürdün. Ben çok iyi biliyorum. Kardeşim de seni aramış. Demişim biz nişanlandık, evlenecek. Bizi rahatsız etme, beni ve karımı. Demişim suratını kapatmışım. Kime demişim ben onu? Benim kızım senin yanında. Kime ben demişim biliyorum. Benimle? Benim kızıma ne yaptın? Başına bir şey mi getirdin? Bak gerçekleri söyle. Eninde sonunda bu gerçekler ortaya çıkacak. Nereye kadar saklanacaksın? Sana soruyorum, senin bacın yok mu ya? Senin kız kardeşin yok mu? Lütfen bak. Ben ailemle duruyorum. Gerçekleri söyle. Ben ailemle duruyorum. Kimin yanında? Senin yanında değilse kimin yanında? Benim çocuğumu çıkardın. Yeter artık. Ben 10 günden fazla ben benim ne bileyim kimin yanında? Ben ailemle duruyorum diyorum. O zaman neden benim annemin evinden benim kızımı alıp gidiyor? Niye benim annemin telefonunda senin numaran çıkıyor? O saatte benim kızımla ne işin var? Tamam, 12 yaşındaki çocuğuna senin ne işin var? Ben mi aramışım? Ben mi aramışım? Bakın arama kaydına. Benim kızım arama kaydına aramış, bakın ben mi aramışım? Sen dönüş yapmışsın ve benim kızımı gelip alıp götürmüşsün. Benim çocuğumu nereye götürdün? Benim çocuğumun başına ne getirdin? Ben çocuğumu istiyorum ve çocuğumu çıkart. Yoksa başına geleceklerden sen sorumlusun. Ben sorumlu değilim. Benim çocuğum 12 yaşında. Benim yanımda değil. Ne senin benim yanımda değil, ben ailemle senin duruyorum. Senin işin olabilir. Bunu şu kafasız beynine sok. Ben çocuğumu istiyorum. Gerçekleri biliyorsan söyle. Doğru konuş, bağırmadan konuş. Sude sana ne dedi o gece İlhan? Aradığında... Ben bilmiyorum diyorum. Benim yanımda değil. Ben ailemle duruyorum diyorum bak. Ama o gece konuştuğunu kabul ediyorsun. Diyorsun ki ben aramadım, o aradı. Ne dedi sana Sude? Tamam konuştum. Konuşmuşumdur. Yani tarihi tamam. Bilmiyorum. Konuşmuşumdur. Ne dedi sana 23.45'te gece? Sana ne dedi Sude Naz? Ya yani arada arıyor. Ne yapıyorsun, ne diyorsun diyor. Ama hayır, ben o gece ne konuştuğunuzu yani hatırlıyor musun? Aramadım bunu o dedikleri numaradan. Yok hatırlamıyorum onu. Peki ben çocuğuma ulaşamazken sen nasıl ulaşıyorsun benim çocuğuma? Bir bana bir cevap verebilir misin? Ben WhatsApp'tan, çocuğuma ulaşamıyorum. Sen nasıl ulaşıyorsun benim çocuğuma? Ama bak İlhan 24 Ağustos'ta bağırma ya, ne kendini yırtıyorsun orada İlhan. Şimdi sakin sakin konuşalım. Hepimizin ortak amacı ve gayesi Sude Naz'ı bulmak olsun. 24 Ağustos'ta Sude Naz'ın telefonu olsa kendi telefonundan İlhan'ı arar. Anneannenin, dedenin telefonunu kullanmaz. O kaçtığı gece o telefon numarası, o telefon hattı ya da kullandığı neyse Sude Naz'ın böyle bir hattı yok. Kaçtıktan sonra Sude Naz böyle bir hatta erişebiliyor. Normal şartlarda siz düzenli konuşurdunuz. O gece anneanneden... Bunun numarası kimin üstüne peki ya? Onu öğreneceğiz hep beraber. O gece seni aradığında bir şey söylemesi lazım. Tamam, çok sıkıldım. Sizin şimdi senin köyle Sude Naz'ın dedesinin arası kaç dakika? 40 dakika falan. Ya çok sıkıldım. Sen arkadaşısın ya onun. Fazladır. Ki ben bunu kabul etmiyorum. Ama öyle olduğunu evet. Varsayarak düşünüyorum. Çok sıkıldım İlhan. Ne yapıyorsun? Sen de diyorsun ki köyde evde oturuyorum. Çok sıkıp ya hadi gel bir arabayla turlayalım değil mi? Şimdi o yaştaki çocuklar ne istiyorlar? Arabayla. Sen o gece Sude Naz çok sıkıldı diye ona gidip köyden aldın mı? Arabayla tur attınız mı? Hayır. Hayır. O köyü... Yani ben o geceyi bilmiyorum ki hangi geceyi bak, dediğinizi. Bak İlhan'cığım sen o gece kendi aracınla kendi köyünden çıkıp Sude Naz'ın yaşadığı eve dedenin evine gittin mi? Tekrar soruyorum. Hayır, ben oraya gitmedim. Daha önce... Yani nasıl diyeyim? Yani arıyor, konuşuyor, soruyor. Yani aramıyordu değil. Peki Emre o tarihte orada mıydı? Emre almış olabilir WhatsApp'tan mi o arıyor beni de. Emre almış olabilir mi o gece? Emre Ankara'da çalışıyor, bilmiyorum onu. Başka kimlerle tanıştırdınız Sude Naz'ı?
Ben bir tek onun yanında gördüm. Yani Emre'nin yanına gelmiş. Durda gördüm. Peki, orada tanıdım. Şimdi Emre ile sevgili. Normalde hani bizim toplumumuzda biliyoruz. Bu ne diyorlar? İlişkide belli yazılı olmayan kurallar var. Sizin ilişki yaşadığınızı iddia etmiyorum ama bir erkeğin kız arkadaşıyla ya da arkadaşlık yaptığı kişiyle diğer erkek, diğer yakın erkek sık sık konuşamaz. Bu bizim kitabımızda yazmıyor bir kere. Çünkü orada farklı dürtüler meydana geliyor. Emre senin Sude Naz'la sık sık görüştüğünü, telefonlaştığını biliyor muydu? Hayır. Onu bilmiyordu. Bilmiyorum, bile de bilir yani. Biliyor olsa Emre'nin sana şiddete karşıyım ama sizin aranızda tartışma çıkması lazım. Böyle bir tartışma evet. Çıktı mı? Yok. Tartışma çıkmadı. Sizin görüşmenizi onaylıyor. Hayır. Sen Sude Naz'ı canlı canlı ilk nasıl bir mekanda gördün? Nerede gördün? Saat Kulesi'nde görmüştüm. Oraya gelmiştim. Nerede Saat Kulesi oğlum? Ben bilmiyorum ya orayı. Saat kaçtı? O günü Çorum'da. Çorum'da. Kim getirdi Sude Naz'ı? Vallahi o günü hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, yürüyerek gelmişti. Tek başına mı geldi, Emre ile mi geldi? Tek başına geldi. Emre ile biz beraberdik zaten. Sen Emre ile yan yanaydın. Sude Naz sizin yanınıza mı geldi? Evet. Evet. O gün Sude Naz'ı ilk kez gören bir tek sen miydin, bir de Emre miydi? İlk ben gördüm. Yani o normal konuşuyordu. Hayır, ben ilk gördüm. Emre, seninle ne diye tanıştırdı? Bir hatırla, gözünü kapat. Saat Kulesi'nin oradasınız. Sude Naz yani karşıdan öyle bir geliyor. Şey olarak tanıştırmadı yani. Normal arkadaşı yanımıza geldi. Nereye gittiniz oturdu, peki? Oturdu, sonra da gitti evine. Nereye gittiniz? Bir yere gitmedik, orada oturduk. Saat Kulesi'nin orada. Orada oturduk, Saat Kulesi'nin etrafında, Çorum'da. Saat Kulesi'nin etrafında evet. Banklar var mı? Var. Var. Yalan. Peki o banklar, yani şimdi arkadaşınız gelmiş uzaktan, öbürü de görmeye geliyor, insan bir bardak su, ne bileyim gazoz bir şey ısmarlamaz mı yemek falan? Öyle içtik su, çay su içtik. Kafeye gittiniz mi? Sen yalan konuşuyorsun. Yok. Sen kafeye benim gitmediniz. Çocuğumla Saat Kulesi'nde buluşmuş olsan benim erkek kardeşim Saat Kulesi'nde çalışıyor. O saat sizi görürdü, seni de döverdi. Yalan konuşma. Boş konuşma. Doğruları söyle. Boş konuşma. Benim kardeşim Saat Kulesi'nin orada çalışıyor. Boş konuşma. Sude Naz'la Saat Kulesi'nde konuştum deme. Yalan söylüyorsun sen. Benim çocuğum senin yanında arkadaş. Ben bunu biliyorum. Peki. Hem şöyle bir... Durma, beni sinirlendiriyorsun artık. Ne yapıyorsun ekran o? Sen çok şey biliyorsun ama söylemiyorsun. Madem benim kızım şimdi, Emre ile sevgili, peki... İlhan, bak. Emre senin arkadaşın, sevgili olduğu kıza nasıl yan gözle bakabiliyorsun sen? Bunu bir açıklama yapsana bana. Yan gözle mi bakmışsın? Yan gözle mi bakmışsın? Sürekli konuşuyormuşum. Nasıl daha yan gözle daha nasıl bakacağım? Benim çocuğum nerede? WhatsApp'tan bakabilir miyim, aktif mi ya? Bir ben dakika, hayır oraya bakmasın. Şimdi Hülya, bir dakika dur. Şu an olmaz, dur. Arayacak bizi. Yerini İlhan, öğrenmeyi... İlhan, yani, şimdi bak... 20 yaşında efendim? Bir delikanlısın. Kayıp olan 12 yaşında küçük bir kız çocuğu evet. Var. Annenin yüreği yanıyor. Evet. Onun bile hataları olmuş olsa yüreği yanıyor. Ve sen 12 yaşındaki bir kızın kaybolmasını adı geçen biri olarak utanmıyorsun da anneye argo sözcükler söylüyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum oğlum. Birazcık utanın. Böyle bir olayda ismin geçtiği için tamam utan. Tamam da ben diyorum ki benim yanımda değil, ben ailemle kalıyorum diyorum. Peki Emre ben anlamıyorum arkadan yani hakaret etmeye çalışıyorum. Hayır Emre ile nasıl tanıştıklarını sana anlatmışlardır eminim. Kim? Yok anlatmadılar. Anlatmadılar. Ne kadar süredir yani bunlar tanışıyorlarmış? Bunlar eskiden sevgiliymiş. Sonradan ayrılmış, geri barışmışlar. Hı hı. Hiç bilmiyorum onu. Peki, sen Sude Naz'ı yani gördüğünde... Yani dediler eskiden sevgililermiş, ayrılmışlar, geri barışmışlar. Şimdi bu 12 yaşta, evet. Bizimki de 13 yaşında oradan biliyorum. Bedenle konuşma aynı değil. Tam o dönem var ya, bir garip bir dönem. Beden bir bakıyorsun böyle büyümüş gibi. Çünkü insan biyolojisi ve fizyolojisi her şey yaşına göre gelişiyor. Ama bir konuşmaya başlıyorlar, çocuk. Öyle bir saçmalıyorlar ki...
Sen Sudenaz'la konuştuğunda onun çocuk olduğunu nasıl anlamadın? Bana 17 yaşındayım demişti. O sana ne derse desin. Sen 20 yaşında bir delikanlısın. Evet. Onun çocuk olduğunu nasıl anlamadın? Ne bileyim bana yani ben 17 yaşındayım deyince ben nasıl bileyim ki 12 yaşında kimliğini görmeyince bir şey deyince. Hiç biplenecek bir şey yok Burcu. Argo konuşacağım. Oğlum bak başınız çok büyük yanacak. Sen ve senin gibiler çocukların etrafında dolandığı sürece sizin başınız büyük yanacak. O çocuklara yaptığınızın cezasını adalet önünde ödeyeceksiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Kayıp olan kızınız bulundu. Çok güzel. İyi ki varsınız Esra Hanım. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ben mi iyi ki varım? Yoksa dün siz hani kurumlar hiçbir şey yapmıyor dediğinizde, kurumlara gidip o kapıyı çaldığınızda neler yapılacağını hep beraber gördük mü? Öncelikle dün akşam yayından sonra 12 yaşındaki çocuğumuz bulundu sevgili seyirciler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sevgi evlerinde koruma altına alındı. Şu anda devlet korumasında 12 yaşındaki kız çocuğumuz. Ve bu konuyla ilgili dün programda İlhan Kütükçü'nün ismi geçmişti. Ve bir sonra yayından sonra öğrendik ki bir de Aslan Taş isminde biri var. Tanıyor musunuz bu kişiyi? Duydunuz mu? Yok, tanımıyorum. Yayından sonra iki kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındı. Daha sonrasında da hemen bilgiyi de aktarmak istiyorum. Hem Aslan Taş hem de İlhan Kütükçü hakkında... Çocuğun alınması suçundan gözaltına alınan şüpheliler Aslan Taş ve İlhan Kütükçü hakkında mağdurun ikamet ettiği yere 100 metreden fazla yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış. Bu bilgi geldi bize. Siz Aslan Taş ismini programda ilk kez mi duydunuz? Evet, evet ilk kez duydum. Hiç bilmiyorsunuz. Yok, hayır Esra. Siz kaç yıldır ayrısınız? 2021'den beri. Hiç bir araya gelmediniz mi? Yok geldik çocuklar için. Çocuklar için geldik yani, Esra Hanım. En... Normal, modern bir ebeveyn olarak çocukların sorunlarıyla ilgili evet. konuşmak için bir araya geldiniz. Bir araya geldik. Dün size bir soru sormuştum. Sudenaz'ın kayıp olduğunu kimden duydunuz diye. Ben söylemiştim Esra Hanım. Nasıl, telefon yoluyla mı? Mesaj mı attınız? Nasıl oldu? Ben aradım. Bu zaten kendisi bayramdan sonra geleceğim demişti. İşlerim var, bayramda gelemem demişti. Bayramda da işte kaybolunca... Son 24 Ağustos'tan bahsediyorum. O zaten kendi gelmişti. Bir bayramın uçunda kaçmışlardı ya bunlar. Evet. Bu kendisi Çorum'daydı. Hı-hı. Yine kaybolduğunu yine ben söyledim buna. Telefonla söyledi. Evet. Siz hiç bir araya gelmediniz mi? Barışmadınız mı? Yok, barışma değildi. Geliyordu, gidiyordu. Çocuklarını görüp gidiyordu yani. Yani bir çay içmeye mi geliyordu? Aynı evde mi yaşıyordunuz? Yok, aynı evde değil. Geliyordu, eve geliyordu, oturuyordu. Çocuklarını sevip geri gidiyordu. Evet, öyle oluyor. Barıştınız mı peki? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bu yuvayı kurtarmayı düşünüyor musunuz? Onu düşünüyoruz. Çocuklar böyle olunca yani illaki bir araya geldik. Gelmedik de Esra Hanım. Ama, son 3 ayda siz bir araya gelip barışmış olabilir misiniz? Evet evet oldu. Evet. Doğru söylemek gerekiyor. Evet. Çünkü çocuklar doğruyu için. Söyleyelim. Tabii, evet, doğruyu söyleyelim. Siz 3 aydır bir fiil aynı evde beraber yaşıyor musunuz? Evet. Evet yaşıyoruz. Aynı yastığa baş koyuyor musunuz? Evet, doğru. Yani her sabah aynı evde yatıp, sabah aynı evde kalkıp, işe gidip sonra o eve geliyor musunuz? Evet. Eskisi gibi aslında bir nevi boşanmış olsanız bile karı koca hayatınız var mı? Evet, var Esra. Var. Peki bunu söylemek niye bu kadar zor? Biz barıştık, biz bir aradayız anne baba olarak, bir arada yaşıyoruz demek niye bu kadar zor? Şöyle diyeyim Esra Hanım. Benim hani biz barışma gibi niyetinde değildik. Çünkü artık ben bıktım, usandım. Ben duygusal ilişkinizi merak etmiyorum. Ben sadece şunu öğrenmek değil, istiyorum. Bu, biz 4 yıldır ayrıyız kardeşim. Biz 3 aydır aynı evde beraber nefes alıyoruz. Biz eskisi gibi karı koca olduk mu? Olduk. Oldunuz mu? Olduk. Çocuklar olduk, için mecbur olduk. Şey yaptık. Evet, olduk. Bunlar bayramın üçünde kaçtı ya. Mecbur kaldım. Peki bayram... Çok pardon, Haziran ayı 16 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü. Evet. Tamam. 19 Haziran Kurban Bayramı'nın 3. günü. Evden kaçtılar. Çocuklar evden kaçtı.
Evet. Bunu duydunuz, siz bir araya geldiniz değil mi? Evet. 19 Haziran'dan tarih 1 Eylül 2024'e kadar bu çocuklar sizinle aynı evde yaşadı mı? Sudenaz'ı bulduk biz Kurban Bayramı'ndan 10 gün sonra. Tamam. Sedef aynı ama evde değil. Sedef bir gün kaldı, ertesi gün geri kaçtı. O gün kaçtı, bugün kaçtı, 3 gün kaçtı, 5 gün kaçtı. Hiç o detaylarda boğulmayacağım. Sadece 3 ayda yani 19 Haziran'dan şu tarihe kadar siz karı koca oldunuz, aynı evde yaşıyorsunuz ya anne evet. baba olarak. O çocuklar o evde sizinle yaşadı mı? Yaşadı. Sudenaz 3-4 gün kaldı benimle. 3-4 gün. Evet. Mehmet Bey kaç gün kaldı çocuklar sizle? Esra Hanım, şimdi bu çocuklar kaybolmadan önce de ben onu öğrenmek istemiyorum. Buyurun. 19 Haziran'dan 1 Eylül'e kadar sizin programa geldiğiniz tarihe kadar bu çocuklarla aynı evde kaç gün yaşadınız? Onlarla hiç yaşamadık. Bu bayramın 3. günü kaybolduğunda yanınızda hangi çocuklar vardı? Küçük çocuklar vardı. Küçük vardı. Yani o küçük çocuklar da söyleyeyim. Biri 8 yaşında. Biri de, diğeri de 4 yaşında. 4 yaşında olan çocuklar. Yani ne Sedef kaldı. Bir de kayıp çocuk diyelim. İsmini söylemeye gerek yok. Ne Sedef ne de diğer çocuğumuz sizinle değildi. Yok, yok bizimle evet. değildi. Onlar nerede kalıyordu? Kaybolmalarının dışında, arada bir gezip gelmelerinin dışında. Hiç bir benim bilgim yok. Hülya Hanım'ın bilgisi bundan fazla olabilir şimdi. Sen de o evdesin. Şimdi ben işe gidip geliyorum ya. Bu şimdi annesi hayatım, babası... Biz de işe gidip geliyoruz. Ne yapalım? Çocuğumuza habersiz mi olalım? Sabah şimdi gidiyorsun, akşam geliyorsun. Esra Hanım, telefonlara... Sen çalışmıyorsun ki günlerce telefonunu kapat. Telefonlara engelledir ya, haber alamıyoruz. Şunu öğrenmek istiyorum. Sabah kahvaltıya oturduğunuzda işe giderken çocuklar evde mi diye yatak odalarına baktığınızda o çocuklar var mı? Yok. Yoklar. Yok. Akşam yatarken hadi çocuklar yatın dediğinizde çocuklar o evde mi? Yok. Yok. Yoklar. Ne 18 yaşındaki Sedef ne 12 yaşındaki diğer çocuk yoklar. Evet. Evet. Bu 3 ayda bak sinirlerim bozulduğu için. 3 ayda kayıp olmalarının orada burada kalmalarının dışında aileden kimin evinde kaldılar? Onu da söyleyeyim. Sultan Öz Yılmaz diye bir kadının evinden 10 gün veya 10 günden fazla kalmışlar. O bir kadınla akrabalık bağın var mı? Amcamla birlikte yaşayan bir kadın. Ama dini nikahlı. Dini nikah falan hiçbir şey yok Esra Hanım. Bir ilişki yaşıyorlar, sevgililer. Ha, aynen. Tamam. Sizde dini nikah var mı? Yok. Değil mi? Yok. Yok. Aynı sen de o kadın gibi oluyorsun şu anda. Bu sultan senin amcanın sevgilisi. Evet. Amcan o evde senin yeğenlerin olduğunu biliyor muydu? Evet ikisi birlikteydi amcamla birlikte. Yani amca çocuklara benim kardeşim sahip çıkamıyor. Sultan gel biz sahip çıkalım demiş. Yok Esra Hanım öyle değil. Bunlar bayramın 3. gün kaybolunca benim amcamla o Sultan Öz Yılmaz babamın evine gidiyorlar. Sultan beni telefonla arıyor. Hı hı. Hani bana kuzum diyor çocukların kaybolmuş öncelikle geçmiş olsun diyor. Tamam abla sağ ol Allah razı olsun dedim. Hani benim dedi kızların dedi numarasını ver de ben arayayım eve dönmelerini ikna edeyim dedi. Bana. Ben de dedim tamam abla vereyim. Sudenaz'ınkini de verdim. Sedef'inkini de verdim. Ben kapattıktan sonra Sedef'i aramış. Bu Sultan Hanım. Çocuklar dönün diye. Sedef, nasıl bir ikna gücü var onun Sultan Hanım'ın çocuklar üzerinde? Anne dön diyor dönmüyor mesela. Sultan ne diyecek? Hayır Sultan Hanım yani diyor ki bak. Konuşayım ikna ederim gibisine. Ben de verdim. Büyük kızı aramış. Kuzum falan neredesiniz demiş. Ben Neşet amcanızın hanımıyım demiş. Sultan abla demiş işte demiş bizim kalacak yerimiz yok. O da demiş ki kızım kalacak yeriniz yoksa bana gelin. Ben size sahip çıkarım. O evde amca yaşıyor mu? Evet. Amca da yaşıyor. Yani evet. Çocuklar amcanın yanında mı kaldılar? 10 gün 15 gün kalmış. 15 gün sonra gidecek başka bir kapı lazım. Nereye gittiler? Benim haberim yoktu Esra Hanım. Amcanın yanında mı? Amcamın yanında kalmışlar. 10 gün falan geçtikten sonra bu Sultan Hanım beni arıyor. Kızım dedi bak 10 günden fazla dedi kızlarım benim yanımda kalıyor. Haberin olsun karakola git şikayetini çek. Şikayetin ne de kayıp ihbarını çek. Ha kayıp ihbarını çek. Yani artık onlar kayıp değil bulundu. Ha şimdi dedi ben dedi çocuklarla dedi hani markete kardeşiniz gidiyorum. Kardeşiniz sizi aradı mı Mehmet bu çocuklar benim yanımda diye? Yok benim kardeşim aramadı. Amca yok. Değil mi bu? Senin benim amcan amcam, benim yok, amcam. Benim ha, senin bunlar... amcan. Mehmet zaten yok evde de yok. Heh. Ruhen de yok, yok baba evdeyim. Olarak. Ben evdeyim Esra Hanım. Evdesin evet, ama evde yoksun. Ay, evet. Yuvanızı, bu sizin iddianız, 18 yaşındaki kızınız yıktı ama
12 yaşındaki kızınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum hiçbirini. Siz tanıyor musunuz? Esra Hanım, okul arkadaşlarını tanıyorum. Ama bu Sedef Hanım geldikten sonra benim çocuğum telefona daha çok düşkün olmaya başladı. Şifre koyuyorlar telefonuna. Hiçbir şekilde bana göstermiyordu. Daha doğrusu açamıyordum. Birkaç kere denedim. Hani kimle yazışıyor, kimle görüşüyor. Bu hanımefendi geldikten sonra gece sabahlara kadar oturuyordu hanımefendi benim. Hanımefendi derken ben kızı. Senin neyim? Evet, kızım. Kendisi kızım oluyor. Bu ama geldi... hanımefendi diyorsun. Bu geldikten sonra benim çocuğumun okul düzeni bozuldu. Çocuğum okula gitmekten vazgeçti. Bu geldikten sonra 2022 yılından. Ben iki yıldır. İki yıldır. Ben hocalarına dedim. Hocalar dedi ki senin kızın geçen sene dört dörtlüydü dedi. Derslerine çalışan, mazlum, sessiz, Sudenaz'a dedi. Bu sene dedi bir şeyler olmuş. Bu sene benim 100 kere gitmiştirim okula. Hülya ve Mehmet. Bu çocukları dünyaya getiren kim? Biziz Esra Hanım. Mehmet Bey? Evet biziz. Sizsiniz. Evet. Bu çocukları büyüten kim? Biziz. Sizsiniz. Evet. Bu çocuklara eğitim veren kim? Biziz. Sizsiniz. Evet. Yani eserinizden mutlu musunuz, memnun musunuz? Çünkü o hamurda onu siz yoğurdunuz. Benim çocuğum böyle biri değildi Esra Hanım, Sudenaz. İki yıldır Sedef kızımın yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Hülya, şunu anlamıyorsun. Sen bir annesin, yanındaki Mehmet de baba. Siz anne baba olarak dört tane de çocuğunuz var. Ben programda da söylüyorum, herkes doğurmasın diye. Vallahi yani. Bak, herkes doğurmasın. Evet. Gerçekten bazı insanlar çocuk bakamıyorsa, bunun yasalar önünde yok tabii ki bunun karşılığı. Ben böyle yani kişisel fikrimi söylüyorum. Vallahi tüpleri bağlansın ya. Esra Hanım bir... Böyle bir şey. Şu an iki tane çocuk var değil mi bu boşanma sürecinde? Siz boşanıp ayrı yaşadınız 2017'den beri ayrısınız. 2021'den beri. 2021. Ha, ondan önce çocuklar var. Çocukların biyolojik babası Mehmet mi? Evet, hepsininki. Hepsinin babası Mehmet. Hala çocuk oluyor. Problem var. Bak, Sudenaz... Aslan diye bir adamın, Aslan diye biriyle arkadaşlık yapıyor. Bu adam 19-20 yaşlarında senin kızının abisi olabilecek, hatta normal şartlarda yanına yaklaşmayacak biri. Yani Esra Hanım. İlhan Kütük isimli kişi senin kızınla aynı ortamda normal şartlarda yan yana gelemeyecek, nefes alamayacak biri. Ama senin 12 yaşındaki kızın mağdur ediliyor ve bu ilk mağduriyet Esra Hanım, değil ya, bak detayları yüzünden, da biliyorum. Bunlar yüzünden. Benim kardeşimi 40-50 sen diye yoldan çıkarttın Sedef, her şeyi sen yaptın. Yalan söyleme. 40-50 yaşındaki adam, sen gece hiçbir zaman 3 aydır eve gelmiyordun. Bunlar yüzünden. Eve, eve yuvamızı da sen yıktın. Sizin yüzünüzden. Öyle mi? Yaptın. Peki 2 sene beni ben sizi dinlemiyorum. Ben konuşma, sizi konuşmuyorum. Konuşma, doğruyu konuş. Ben sizi konuşmuyorum. 2 milyon mu yedin? Yalan söyleme. Ya. Niye konuşmuyorum? 2 sene derim geldim hep bu yaptı. Hep yuvamızın sebebi budur. Biliyor musunuz Esra Hanım? Bunların barışma nedeni... O otur adam, yerine. Ben daha sonradan... Nerede Eda Çeliker? Eda ben Çeliker daha nerede? Sonradan he? Bu nerede dolandırma Sudenaz? Olayı bittikten sonra... Hep sen yaptın. Bittikten konuşma. Sonra ben açıkladım ya her şeyi. Benim ekmeğim gitti, senin boğazına durdu ya. Gitti, tekrar miydin, barıştı. Yurtsuz muydun, parasız mıydın, pulsuz muydun? Ben he? Seninle muhatap oluyorum. Konuşma. Oturun yerinize. Çocuğunuzla böyle konuşamazsın. Gitti barıştı. Allah Allah. Bu olay varken bu hani yazışıyordu ya. Sen yaptırıyordun. Yazıştığı zaman... Sen yaptırıyordun. Hülya kim ki? Hülya ölsün, Hülya gebersin, Hülya benim umurumda değil, çocuklar ya, da benim Hülya, umurumda Eda değil dedi. Hülya, Eda Çeliker'in düşmanlarıyla yarışıyor. Bir lira, yalan bir ama, lira yalan için ben bu adamdan dayak yedim, gittim yalan, hepsi tanımadım, yalan, hepsi yalan. Hiç görmediği bir kadına sen yaptın, 10 bin sen liralar, 20, milyar, 20 milyarlar attı. Yalan, hepsi bu adam, yalan. Baba değil. Bu kadın da bununla barıştığı için anne değil benim kardeşim. Sizler beraber 3 aydır niye sokaklardasınız Sedef? Senin yaptıkların? Sedef 3 aydır niye sokaklardasınız? Gece yarılarına kadar eve gelmiyordun. Tekrar barıştılar. Rıza peki, müdür nerede? Rıza müdür nerede? Polisler peki, de. 4 yıl... Polislerle adam yakalatıyordun. İşbirliği yapıyordun polislerle. Adam yakalatıyordun. Kendin güzelsin ya. Yapmıyordun mu? Allah Mehmet için Bey, konuş. Dur, seyircilerimize bir durumu anlatın. Mi? Mehmet Bey, siz internette yok, Eda Çeliker adalet isimli... Adalet yerini bulsun. Bir dakika. Yalan söylemesin. Adalet mi? Yerini bulacak benim zaten, merak etmeyin. Benim gözüme durdu o zaman. Mehmet Bey, siz internette... Ben fotoğraf... bilmeden Esra Hanım, bir dakika, yazmıştım.
fotoğrafları olan Eda Çeliker diye. Bu arada bu isim gerçek değildir. Bu tamamen uydurma evet, bir isimdi. Evet. Ve bir de bir fotoğraflar var. Aynı kişiye bağlı. Büyük ihtimal hani yurt dışında böyle sosyal medyada fotoğraflarımızı yayınlıyoruz ya. Yurt dışındaki herhangi X birinin fotoğrafları kullanılmış. Buna da Eda ismi verilmiş. Siz bir fotoğrafla değil mi? Evet, evet. Bir fotoğrafla 3 yıl boyunca ilişki mi yaşadınız? Evet, şimdi Esra Hanım ben zaten onu anlatmak istiyorum bak bir dinlerseniz. Sorularıma cevap verin. Fotoğraftaki kişiye vuruldunuz. Evet, aynen. O vurulduğunuz fotoğraftaki kişiyle 3 yıl boyunca yazıştınız mı? Şimdi ben bir şöyle bir anlatayım mı? Bir ferahlayayım, kurban olayım. Şimdi ben seni ferahlattıracağım. Sen soruma cevap ver. Çorum Alaca ilçesinde baba dedi bir kadın var. Annemle problem yaşıyor. Bu kadınla kocasında sorunu varmış, ayrılmış. Sana tamam, bir kadın bulacağım dedi. 18 yıllık karısına vurulmadı da 3 yıldır görmediği, canlı canlı görmediği sen bir kadına mı bulacağım? Sen yaptın şunu. Sen benim yavrumsun. Kızımsın. Sana inandım. Senin bende bir Hülyalığın var. Senin de bende bir Mehmetliğin var. Ben ondan sana inandım. Evlatlıktan senin için var. Bir dakika. İlhan Kütük şu an canlı yayında. Caner karşımızda. Caner merhaba. Soruları da yöneltebilirsin. Biraz önce Sedef'in açıklamasını da duydun. Ben İlhan'la telefonda konuştuğumda evet, biz sevgiliyiz ifadesini kullanmış. Evet, sevgiliydik, ayrıldık. 12 yaşındaki çocukla sevgili oldu. Miydin İlhan Kütük? Ben 17 biliyordum yaşını. 12 olduğunu bilmiyordum. Zaten 12 olsa yani konuşmazdım. Onun yaşının ne olduğu çok önemli değil. Davranışlarından ikisini yan yana gördüğünde hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu anlayabilirdin. Tamam, onu anlıyorum. Ablasıyla geldiklerinde anladım. Ama ben ne bileyim yani siz görseniz siz de dersiniz bu kız 12 yaşında. Dün ama vallahi arkadaşımın görsem... arkadaşı demiştiniz. Arkadaşımın arkadaşı dediniz. Şu anda çelişkili ifadenizi değiştirip sevgili olduğunuzdan bahsediyorsunuz. İfade değiştirmiyorum. Beraber yanıma geldiler. Burada oturduk, konuştuk, gitti. Dün yalan ondan söylüyordu, bugün doğruyu söylüyor zaten, aslında. Bir hafta içinde falan. Dün gidip savcılığa gittiniz, ifadenizi verdiniz. Neyle karşılaştınız orada? Evet. Yapmış olduğunuz olayın bir çocuğa yaklaşmanın ne kadar büyük bir hem suç olduğunu, tehlikeli olduğunu farkına varabildiniz mi? Evet. Bilmiyordum ama ben bunları. Nasıl bilmiyorsun? Sen söylemedin mi Sedef? Benim kardeşim okulu da bıraktı. Küçük demedin mi buna? Evet, ben söyledim. 12 yaşında dedin mi? Evet. Yine de biz sevgiliyiz dedin mi? Ama o duruma getiren sensin Sedef kardeşine, 12 yaşındaki kardeşine. ...yaşındakini değil. Bravo. Böyle devam et. İlhan. Ben İlhan'la konuştuğumda... Ben dedikten sonra bunlar ayrılıyor zaten. O araba mevzusu, biz yüz yüze buluştuk dedim ya. O zaman ayrılıyorlar. Ama o zamana kadar arkadaşlık ediyorlar. Evet. 24 Ağustos'ta niye kız kardeşin İlhan Kütü'yü arıyor gece? Biz böyle ben 9-10 gibi işten geldim. Dedemgil'de kalıyoruz ya abla. 11 gibi oturdu yanıma, dedi ki böyle oturduk biraz dertleştik. Sonra ben dedim ki bak dedim böyle böyle dedim. Eğer dedim yanlış bir şey yaparsan dedim. Zaten dedim annemle babamın yanına gitmiyorsun dedim. Beni de ablalıktan sil dedim. Ondan sonra konuştuk. Ben uyudum, yattım. Dedemgil yattı, anneannemgil yattı. Herkes yattıktan sonra 12-18 geçe anneannemin telefonundan bir numara aranmış. Numarası, İlhan Kütü'ye ait. Evet, İlhan'ın numarasını da daha önceden benim telefondan arama yaptığı için... Numaralar tuttuğu için İlhan'ın numarası olduğunu söyledim anneanneme. Yani o yüzden biz İlhan'la gittiğini anladık o gece. Numara... O gece o evden kardeşin tek başına çıkıp yürüyebilir mi köyden? Kendi başına. Yoksa köy birinin alması de, mı lazım? Karanlıkta hani yürümesi zor biraz. Gece saat 1 bulunduğun bölgede şehir içinde bile yaşıyor olsan tedirginlik yaşarsın. Evet. Yani gecenin o saati 12-1 tek başına çıkıp yürüyebilir mi? Mümkün mü? Sana soruyorum. O bölgeyi en iyi yürüyemez. Bilen sensin. Yürüyemez. Yürüyemez. Biri gelip alması mı lazım? Evet. O gece İlhan gelip aldı mı? Ben İlhan'ın aldığını düşünüyorum. Çünkü ondan başka gideceği bir yer yok diye düşünüyorum. Esra Hanım zaten oradan... İlhan Kütük. Otobüs geçmez, bir şey geçmez. İlla ki bir arabanın onu gelip alıp götürmesi lazım İlhan oradan. İlhan Kütük. Son aranan kişi sizsiniz. Efendim? 24 Ağustos'ta son aranan kişi sizsiniz. Evet.
O köyden tek başına çıkamayan bu kızı siz mi aldınız? Yani o tarihi bilmiyorum tamam. Aldınız mı almadınız? Gece 12'de, gece 12'de aramış ya seni bir numaradan. Gece Sudenaz 12 civarında aldın mı İlhan? Hatırlamıyorum ki yani. Bir gece aldığını hatırlıyor musun geç saatlerde? Tarih çok önemli değil. Yok geç saatlerde almadım. Daha hala yalan konuşuyorsun. Nereye kadar yalan konuşacağım? İlhan senin boğazında sözler düğümleniyor. Sen yalan söylüyorsun. Her şeyi biliyorsun. Yere bakıyorsun. Peki. Çözüm sende. Onu diyen kim onu diyen? Benim babasıyım. Onu diyen kim bana? Ben babasıyım. Annesiysen kızına sahip çık. Kızın ne arıyor o zaman gece orada burada? Sen utanmıyor mu Allah'tan? Korkmuyor mu 12 yaşındaki çocuğuna sen ne ilişkisi yaşıyorsun? Siz utanmıyor musunuz peki? Senin yeğenlerin yok mu? Siz... Boyuna kuzundan utanmıyor musun? Siz utanmıyorsunuz mu kızı bu zaten saatte yani dışarı problem. Bırakmaya? Biz kızımızı ne kızınızı dışarı sen yapmış ya? Yok ya ne saçmalıyor? Sen çok uyuyorsun yüzündenmiş. Şimdi bir görüntü var o geceye dair verelim. Bu tarihi söyler misiniz? Caner senin telefonda bu görüntünün var oluyor olması lazım. Kızına sahip bulunduğunuz çıkıyor yerde televizyon senin olmadığı yüzünden için... oldu her şey. Ya Mehmet Bey tek dava Eda Çeliker isminde biriyle yaşamış olduğun 3 yıllık ilişkide kandırılmış olman. Tüm bu olaylarda çocuklarının kaybolması, kızlarının sokakta olması, mağdur edilmesi, duygusal istismarları hiçbir şey umurunda değil. Tek hırsın Eda Çeliker'in gerçek olmaması. Yok o hala alakası yok. Evet şimdi. Alakası yok onunla. Onunla alakası yok. Herkes bir sessiz olsun. Caner. Telefonunda bu görüntü olacak. Lütfen sen bu görüntüyü izle. Tarihi ben şu anda göremiyorum. 24 Ağustos saat kaç? 25'e bağlayan gece. Esra Hanım hemen açıyorum ben görüntüleri. Evet. İki kişi yürüyor. Orada saat de var. Evet Esra Hanım. Saat 24'ünde 00:40. Gece 12:40 geçe. Bu dedenlerin evinden çıktıktan sonraki bölüm mü? Yürüyerek yani. Yol mu? Ben göremiyorum. O ben değilim. Yani ben hiç yürüyerek gitmedim. Araçla gittim diyor oraya. Araçla gitmiştim. Yürüyerek hiç gitmedim mi? Dedesinin evine yakın bir yere yürüyerek gitmedim mi? Gitmedim. Ya yürümezsin kardeşim. Yok, arabayı park edersin. Yok, alanda yürürsün. Caner görüntüyü nereden aldığını da söyler yok, misin lütfen? Bu dedenin... Ben arabada otururdum hep. Arabada oturup ne yapıyordunuz? 12 yaşındaki kız çocuğuyla ne Esra Hanım bu görüntüleri... Tamam. Buyurun soruyu cevaplasın. Arabada ne yapıyordunuz? Hülya Hanım'ın sorusunu. Arabada ne yapıyordunuz oturduğunuz zaman? Normal muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. Ama abla artık biliyorsunuz. Abla size diyor ki benim kardeşimden uzak dur 12 yaşında. 12 yaşında çocukla sohbet ettiğinizi biliyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz? Gece karanlıkta ne konuşuyorsunuz? Kızım, arabanın içinde olduğunu da siz söylüyorsunuz. Daha bilmiyordum diyor yani arkadaş, daha bilmiyordum. Ya sen 12 yaşındaki çocuğuna ne sohbet edeceğim? Yani bu görüntüdeki... Tamam, kızın 12 yaşında mı? Sen niye o zaman dışarıda bırakmışsın kızını? Ben çocuğumu dışarıda bırakmadım. Zaten İlhan... Tamam. Bir şeyler anlatıyor muydu sana? İlhan problem nerede başlıyor biliyor musun? Ailemden şiddet görüyorum diye anlatıyordu. Çocuk aile içerisinde ihmal edildiğinde, korunmadığında, anne baba görevlerini yerine getirmediğinde... Sizin gibi işte çakallar, atmacalar, avcılar, kimse böyle çocukların etrafında fır dönüyorsunuz. Bu fırsatı kollayan sizin gibi o kadar çok insan var ki o yüzden anne babalar takkelerini önüne koyup 10 kere düşünecekler. Ne güzel söylüyorsun. Ben çocuğuma bir bitki bile vurmadım. Bu anne babanın yatacak yeri yok ben sana söyleyeyim. Esra abla. Ama senin de benim gözümde yatacak Esra yeri yok. Esra abla anne baba çok yalan konuşuyor. Anne baba çok sen yalan konuşuyor. Sen mi doğru konuşuyorsun İlhan? Sevgili olduğunuzu söylediniz İlhan Bey. Evet ben doğru sevgili konuşuyorum. Sevgili olduğunuzu söylediniz. Dün de bana iftira atmaya çalıştınız. Bu kız çocuğunun elini tuttunuz mu? Bugün gerçekleri öğrenince... İlhan Bey, yani... İlhan Bey anneyi bırakın. Anlamadım. Annenin ihmalkar davranışları sizin bir suç işlemenizin gerekçesi olamaz. Siz sevgili olduğunuzu kabul ettiniz. Sevgililik bizim gençler arasında el ele tutuşur, yanağına ellersiniz. Böyle bir yakınlaşmanız oldu mu? Yanıma geldi, oldu yani. Oldu, yani elimi tuttu, oldu. Sen de çok şeyler yani, evet. Oldu. Anlatın lütfen, elini tuttunuz, evet. Evleniriz dediler mi mesela? Yani bu, ondan sonra çekti gitti. Yani geldiğinde en fazla 15 dakika durdu yanımda.
Evleniriz ya da... İyi de o gün eve gelmedi ki çocuk. O gece kaça kadar yoktu? O gece, o günden sonra 4-5 gün gelmedi dedemgile. Yani İlhan'la nasıl yere gitmiş oluyor ben anlamadım. Şeye gitmiştir yani. Nereye gitmiştir yani? Köye götürdünüz mü? O evinde... yok. Nereye gittiniz? Yok, ben bir köyde ailemle duruyorum. Bir arkadaşınızın evi vardır, oraya götürdünüz mü? Yok, arkadaşım da yok öyle. Ben köye geliyorum. Ben yani çiftçilik yapıyorum köyde. Nerede kaldı peki 4-5 gün? En son sizle görüştüyse 15-20 dakika gecenin o saatine bıraktıktan sonra nereye gidebilir? Yani o bulunan evde kalmıştır. Dedesi geri gitmediyse bulunan eve gitmiştir. Yani bulunduğu eve. Sen Aslan Taş ismindeki kişiyi tanıyor musun? O senin bir arkadaşın mı? Yok, hayır, tanımıyorum onu. Bir bağlantınız var mı? Bugün gördüm bir tek şeyde, adliyede. Yok, adliyede gördüm bugün. Sedef diyor ki 4 gün boyunca o kız eve gelmedi. Evet, o gece 12'den sonra gelmedi işte. Nereye gidebilir? En son İlhan'la beraber. En son İlhan gelip o bak almış, arabada el ele tutuşmuşlar, sevgililermiş. İlhan öyle olduğunu söylüyor. Nereye gidebilir? Dedesinin evine gelmediyse? Esra abla, bir de ben dün de izledim de bu Yunus Emre Kara dedi. Emre Kara, evet. Evet, o kim ben onu bilmiyorum. Çünkü dedi ya hani benim arkadaşımın yani arkadaşı oluyor diye. Bizi. Sorabilirsin. O kim oluyor? O yani ilk bizle yani oturup sohbet eden arkadaşı. Yani onun arkadaşı değil ki. Sizin tamam. Tamam da sen gece bırakıyorsun 12.40 gibi buluşuyorsunuz. Bırakıyorsun. Sen Sudenaz nereye gidiyorsun demiyor musun? Eve gidiyorum diyor. Ama eve gelmedi 4-5 gün. Ne söyleyeceğim merak ediyor musunuz? Evet. Evet ediyoruz. Şimdi 12 yaşındaki yavrunuz aslında defalarca anne baba olarak sizin tarafınızdan ihmal edilmiş, korunmamış ve mağduriyetler yaşamış bir kız çocuğu. Daha onun üzerinden yıllar geçmemiş ki aynı mağduriyetler devam ediyor. 12 yaşındaki çocuğumuzun hayatı her geçen yıl kendisinden alınarak daha da karartılıyor. En son bu olay daha pazartesi günü sizlerin programa gelmesiyle ortaya çıktı. 12 yaşındaki bu çocuğumuzu aradık, bulduk. Şu anda devlet korumasında ve sevgi evinde. Dün size bir kararı açıklamıştım biliyorsunuz ki programda 12 yaşındaki çocuğun etrafında ve çevresinde bulunan iki isim vardı. Bunlardan biri Aslan Taş, diğeri de en son 24 Ağustos tarihinde aradığı, görüştüğü telefon kaydı olan İlhan Kütük'tü. Bunlarla ilgili dün bir karar vardı, onu sizlere aktarmıştım. Gözaltına alındılar, sonra serbest bırakıldılar, denetimli serbestlikten aslında faydalandılar diye. Şimdi dün yayında İlhan Kütük aslında sorduğumuz sorularla biz bu çocukla sevgiliydik, arkadaştık. 5-6'dan fazla bir araya geldik. Aramızda bir yakınlaşma da oldu ifadelerini kullandıktan sonra bu sabah itibariyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülen soruşturma kapsamında İlhan Kütükçü isimli şüpheli çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştı. Kararı çıktı. Dün yayından sonra, yayındaki tüm açıklamaları sonrasında çocuğun cinsel istismarı suçundan İlhan Kütükçü tutuklandı. Sadece o değil, onun yanında bir de 1 Eylül gecesi senin ifadede benim arkadaşım dediğin Aslan Taş var değil mi? Onun da küçük çocuğun da bir arkadaşımın tanıştırdı dediği Aslan Taş var. Bu da bu çocuğun yakınlarında olan biri. Bence aynı, bu benim kendi kişisel kanaatim. Hiçbiri iyi niyetli bir şekilde bu çocuğun etrafında değil. Bu arada Çorum'daki tüm seyircilerimi,
Bakın çocukları bizler koruyacağız. Anne baba koramıyorsa öğretmenleri koruyacak, çevreleri koruyacak, yetkililer koruyacaklar. Bu çocukların etrafında kimler var ise bildiğiniz her şeyin lütfen ihbarını yapın. Yalnız, çaresiz, algılama yeteneği zayıf çocukları herkes kullanabilir. Bizim bu konuda hep beraber önlemler alıyor olmamız lazım. Ama şunu da söylemek istiyorum, bu gözümün nuru ülkede suç varsa, suçlu varsa bunları gören, canla başla çalışan savcılarımız da var. Ben bu sebeple Çorum Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ahmet Bektaş'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Emniyet güçlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Nerede bir çocuk zarar görüyorsa biz hep beraber o çocuğu korumak için, ona o cezayı, o olayları yapan kişilerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi Skype bağlantımız var. Bu süre içerisinde yine yerel oradaki haberlerde çalışan sevgili Engin Erenler var. Çorum'da olacak. Olayın en başından beri bölgede haberi takip eden kişiydi. Sevgili Engin Erenler, teşekkür ediyorum. Yayındasın ve sözü direkt size bırakıyorum. Merhaba Esra Hanım. Çorum Adliyesi önünden şu an size yayın aktarıyorum. Sizin ülke yayınınızda iddiasında bulunan İlhan Küçükkürü, Çorum Emniyeti Asır Şube Müdürlüğü ekipleri dikkate alarak Türk Emniyeti'nin içerisiyle akşam saatlerinde gözaltına aldılar bulunduğu ikametten. Sabah saatlerinde de adliye çıkartılan şahıs saat 3 civarında bir mahkeme tarafından tutuklandı. Bunun müjdesini vereyim size buradan şimdi. Olayla ilgili farklı isimler gelip ifade verdi mi? Sizin tanık olduğunuz, bildiğiniz isimler var mı? Yok, tanık olduğumuz yok yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bizlere burada çok büyük görevler düşüyor. Yani bulunduğumuz bölgelerde sizler bu olayı kamuoyuna ve basına bizler yansıtıyoruz. O yüzden hiçbirimizin duyarsız kalmaması gerekiyor. Özellikle de çocuklar, yaşlılar ve kadınlar konusunda teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden dolayı. İlhan Kütükçü tutuklandı. Teşekkür ederiz. Vallahi hiç sevinmediniz. Ben neye üzüldüğünüzü biliyorum. İlhan Kütükçü o telefonda sizi aradı. Aileden birini aradı. İşte çocuk benim, karımdır. Ben bununla evleneceğim. Benle iletişim kurmayın dedi ya. Sözünü tutmadığı için siz buraya geldiniz. Hayır Esra Hanım. Sözünü tutup dini nikah kıyılsaydı sesinizi çıkartmayacaktınız. Yok Esra Hanım. Lütfen. Ben öyle bir insan değilim. Valla ben söyleyeyim de ne söylemem gerekiyorsa. Peki ben burayı niye aradım Esra Hanım? Lütfen. Peki ben burayı niye aradım? Çorum'da bak yaptılar, buldular ama Sevgi evini babayı, anne istemiyorlar. Tek çözüm sizdiniz Esra Hanım. Yani kurban ben olayım. Sevgi evini abla mısınız? Hani bizde durmuyorsa Sevgi evinde alınsın. Ha. Orada ben okumasına devam etsin. Ben bunu yaptım. Ne ablam ne Hülya'nın izin verdi. Ben arayacağım dedim, iddia ettim. Arayacağım. Ne olursa olsun her şey açığa çıksın. Mehmet Bey, senin çocukların, kız çocukların niye hep sokakta? Evet, niye sokakta? Niye sokakta? Şimdi açık konuşalım mı? Açık konuştum mu? Ya isterse beni tutuklasınlar, götürsünler. Ne gerekiyorsa yapasın. Herkes cezasını çeksin. Bak ben adaletli bir davranım ve disiplinli bir adamım. Şöyle şimdi, Hülya Hanım'la biz bayağı sıkıntılar yaşadık. 10 sefer evi terk etti. Hülya Hanım da haklı olabilir. Ben de haklı olabilirim. Haksız da olabiliriz ikimiz. Bunları fırsat bile bile bu çocuk bunu yaptı. Anlamadım. Bile. Bir daha anlatayım Esra Hanım. Yani siz o evi terk etti. Evet, 10 sefer. Siz karı koca olarak, anne baba olarak hiçbir görevinizi yerine getirmediniz. Burada bir kusur yok. Ama sizin bu küslüğünüzden fırsat bilen Sedef yuvayı mı yıktı? Evet. Evet Esra Hanım. Nasıl başardı bunu o küçük zekasıyla? Siz yetişkinsiniz. İkinizin aklı onu ikiye katlar, dörde böler. Şimdi Esra Hanım, sürekli Hülya Hanım gidiyordu. 2 ay, 3 ay sonra geri dönüyordu. Hani çocuklar var diye ben de her şeye katlanıyordum. Sırf yuvam yıkılmasın, çocuklarıma bağlıyım ve çocuklarım sahipsiz kalmasın. Erkek de olsa gene aynısını yaparım. Özellikle de kız çocuğu. Ne oldu? Aynı Hülya Hanım devam etti. Böyle oldu. Yani. Ondan sonra muhtarlık bitti. Sedef'in yaptığı oyunlar öğrendikten sonra yalnız şunu Sedef yaptım. Sedef oyunlarına gelmeden önce sana kızın diyor ki baba, annemle boşanıyorsun. Biri var diyor karşında. Evet, 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 evet. Bir tane boşanmış bir kadın var, seni onunla tanıştırayım evet, diyor. Benim de canım. Eda Çeliker. Evet. Bu arada o Eda Çeliker fotoğrafları böyle bir hani butik, ne diyorlar ona? Butik mağazaları var ya. Onunla o butik ben mağazalarındaki işte görsellerden alınmış. Sen bu kadınla fotoğrafla yazışmaya başlıyorsun. Evet, anlamıyorum yani. Hı hı. Anlamıyorum ya. Şimdi ben bunu niye yaptım?
Bak 3 gün olabilir. Türkiye'nin merak ettiği. Dün bu konu çok yankı buldu. Aynen aynen. Sesini duydun mu Eda'nın? Telefonda konuştun mu? Evet, ses atıyordu ama Sedef kendisi yapıyor. Burnuna peçete koyarak ince sesle. Karşılıklı iletişim kurdun mu? Yok yok, kesinlikle. Kurmadın. Ne numarası? Sadece şey. Sesini duydun. Sonunda geçen sene küçük kızım Sudenaz'dan, bunların ikisi odaya gidiyordu benim evimde. Bu oyuna yazışıyorlardı. Odadan peki, çıkmıyordu. O parayı alıp sana getirmiyordu. Getirmiyordu Esra Hanım. Bir kuruşunu, ama biliyordu. Karakodu yapıp biliyordu, da alıyordu. Bir kuruşunu ben ya. Görmüyordum. Kurban peki, olayım. Sedef, şimdi herkesin merak ettiği şu. Dün hep herkese çok etkiledi. Dedin ki baban bizi aç bırakıyordu. Ben 6 ay sokaklardayım. Kimse ben beni aramadı. Ben aç bırakıyordum. Yok, benim gibi gözü bol adam öyle mi? Böyle bir benim oyunu gibi yapma adam. Fikri. Babanı, babanın parasını alabilmek için bu oyunu kurma fikri. Gerçekten yalnız senden yapmadı, mi çıktı annemden Esra Hanım, mi yalnız çıktı? Yapmadı. Bir sürü arkasında adamlar var bunun. Yalnız benim yapmadı. Bu senin aklında. Sen de benim gibi safsın, arkamda. Kalbin temiz. Bir sus. Çoğu ben zaman. Sizin konuşmanıza ha? izin veriyorsam siz de benim konuşmama izin verin. Buyurun, buyurun, buyurun. Dinliyoruz. Ben diyor ya işte bir sürü adam var falan arkasında. Annem de diyor ya kan testi gibisi her şeyi yaptırabilirler. Evet, ben tek başıma kendi zekamla düşündüm yaptım. Ama hiçbir evlat durduk yere yapmaz. Peki kendisi... Lütfen. Tripod evde. Kendin cızsız falaka yapılı bir erkeklere götürme. Tripod evde. Tripod şimdi aldın zaman, benim paramla. O zaman şunu soracağız. Bu çocuk boşanma tripod, 2022 yılında kesinleşen boyadın, boşanma davasında duruyor. Velayeti Bababada. Kimdeydi? Buyurun. Velayeti kimdeydi Mehmet velayeti Bey? Bende. Büyürken? Velayeti bende. İşte yetiştirdiği çocukları beğenmiyorlar. Şimdi velayet sizdeyse onun yaptığı her türlü yanlışın artısı eksisi size yazıyor. Tamam peki, bana yansıyor da ben anlıyorum devlet muyum acaba? Diyor ki, devlet diyor ki Mehmet Bey acaba? Diyor o çocuk yanlış da yapıyorsa diyor sorumlusu sensin diyor. Ya ben sıkıştırıyordum yapıyordum hemen oradan da Rıza Müdür olarak yazıyordu. Şöyle oluyor böyle onu oluyor. Onu anlattırmaya çalışıyorum. Eda benim gönlümü yapıyordu. Ama senin misin hepsi? Bu oyunu nasıl kurdun? Heh. Evet Sedef Hanım. Şimdi kendisi annemle sürekli 9-10 defa bu boşanma davası oldu ya. Ne 3 defa boşanma davası açtı. 3 defa. Tamam 9-10 defa, defa gittin etti. Geldin sürekli boşanma davası açtın. Kendisi şey diyor. Kocam beni dövmüyordu falan diyor dün. Ben dövmüyordu diye bir laf etmedim. Kocam şimdi, bana iyi davranıyor. Beni dövmüyordu. Oldu, bana dokunmuyordu şiddet falan diyor. Yapıyor demedim. Öyle senin bir konuşma geçmedi. Senin önceki verdiğin dilekçeler ortaya çıksın o zaman. Ya ben kendisini dün... öldüresiye dövüyordu. Şiddet Allah görüyor. Allah, öldüresiye, öldüresiye. Sonra gidiyordu, anneannem gile gidiyor, dedem gile gidiyor. Diyor ki, kocam beni öldüresiye dövüyor, beni kocamdan kurtarın. 2 ay, 3 ay orada duruyor, geri kocasının yanına geliyor. Bu sefer de diyor ki, benim annem babam böyle. Yalansa yalan desin. Doğru Sedef, evet. O lafın doğru bak. Hı-hı. Evet doğru bak, doğru. Evet. Hı-hı. Bir dakika. Daha sonrasında bu oyun şeyde şu şekilde oldu. Benim hiç arkamda biri gelip de bana Sedef böyle bir oyun yap, böyle bir şey yap demedi kimse. Ben kendi başıma kurdum, kendim yaptım. Sen çok yaptığım özel büyüdün. Yaptığım şeyde inkar etmiyorum büyüdün. Ben yaptım. Büyüdün. Yapma sebebim de babamdan küçük yaşlardan 7. 8. Babam mutlu olsun diye yaptım belki. Demedin mi? Babam sen mutlu ol diye yapmadın mı? 7. 8. sınıfa gidiyorum. Belki de daha küçüğüm. Sadece 1 lira istedim. Şu an değeri olmayan bir parayı istedim ben bu adamdan. Bana dedi ki... Bu adam, ben bu adama ant ettim. Ben bunu babam yerine koymuyorum. Bu adamla barıştığı için ben bunu anne yerine koymuyorum. Bu oyun devam ederken ben bu adamdan... Annen için... her şeyi biliyor muydu? Neyi? Her 2 yıl boyunca ben biliyordum diyor. Evet biliyor. Ben bu ve adamdan... sen gidip Mehmet'e bunu söylemiyorsun mesela 2 yıl boyunca. Söyledim Esra Hanım kurban i̇ki olayım. Yıl önce. Söylüyor ama söyledim. İnanmıyor babam. Hani o kadar bağlanmış ki o kişiye hayal dünyasında. Kes sesini. Ben... Orada dur. Sen ne kes sesini ya ben ne keseceğim? Ne diyormuşum? Annem seni kıskanıyor. Baba annem yalan mi? Söylüyor diyormuşum. Eda Çelik'in halasının oğluyla konuşuyor demedin ne diyormuşum? Mi? Mehmet Bey. Annem seni Eda'dan kıskanıyor. Evet. Baba annem yalan evet. söylüyor. Evet, İnanmıyor. Annem evet. cezaevine... Çek. Seni döven adamı, seni istemeyen adamı boşanmana rağmen sen kıskanıyordun bu ya
Sana kurbanlık tosunu sattım. Telefon almadın mı? Mehmet Bey, para işinde şunu merak ediyorum. Sana geldi diyor ki bak Mehmet, Sedef sana oyun kurdu diyor. Ama sen hala Eda'ya, o sahte sesini bile duymadığın kişiye inanmaya devam ediyorsun. Evet, ablam da dedi, ben inanmadım. Bir şey diyebilir miyim? Ablam da dedi, ben inanmadım. Esra Hanım, ben bir şey diyebilir miyim? Gece ben bunun telefonunu çaldım, telefonda şifresi var. Benim o Sudenaz'a şifreyi dedim, bana söyle. Ablanın şifresini sen biliyorsun. Şifresini aldım, gece 2'yi geçiyordu, 3'e yaklaşıyordu. Hı. Ben Mehmet Bey'le Eda olarak yazıştım. Evet, doğru. Yazıştım. Tamam. Ne diye yazıştım? Bir dakika. Ne dedi sana? Şimdi sen Eda oldun. Ne dedi? Yazıştım. Bir dakika, sen ve Eda Çeliker oldun. Ben Eda Çeliker'e ben geçtim. Sen oldun. Ben bu arada inandıramadım. Eda için... Çeliker olarak yazıştım. Ne konuşuyorsunuz ikiniz? Merhaba Mehmet Bey dedim. Evet. Kendisine. O da bana merhaba aşkım dedi. Hı hı. Hani ne zaman buluşacak? Ben de dedim ki tez zamanda. Hı hı. Ben dedi işte Hülya Hanım'ın yanına gidiyor mu dedim ben. Hı hı. Dedi gidiyorum. Hı hı. Hülya Hanım sizi dedi seviyor. Bu da dedi ki sevse ne olacak dedi. Ben hı hı. seni seviyorum, ne yapabilir dedi. Hı hı. İşte aşkımlı cicimli yazıştık. Tamam. Ben bunun ekran görüntüsünü aldım Esra Hanım. Hı hı. Kızım kalkacak diye ben bunun ekran görüntüsünü aldım. Sessizce Sedef'in telefonunu yanına koydum. Yatıyordu. Görümceme attım. Buna da gösterdim, ben idim dedim konuştuğum. Söz ses attı bu bana. Hı hı. Ben ses atmadım, bu ses attı. Aradım gene açmadı. Hayatım aradı, oradan aradı. Bir, çok basit ya, bir fotoğrafını gönder Eda Çeliker benim desen. Göstermedim Esra Hanım. Bunların konum bana kaç ses... Gün o, kaç gün Eda Çeliker oldu? Ben bir gece, daha da yazmadım. Ben sadece buna kızının olduğunu ispat etmek için yaptım. İnandı mı? Ablasına attım. Bunu da aradım. Bak benimle yazışmaların, konuşmaların, attığın ses yine de inanmadı. Allah dedi, Eda demedi. Siz niye inandınız? Allah dedi, Eda demedi. Siz niye, bak sizi aldattığını yakalıyorsunuz. Hayal bile olsa siz barışıyorsunuz şu anda. Bu adam kalben, fikren, zihnen, hayali bir kadının peşinde. Çocuk da önemli değil, eski eş de önemli değil. Sen bunu tescilli yüzleşiyorsun. Sen delili elde etmeyi bırak, sen delili kendin için elde et. Sen yüzleşmedin mi? Ya bak Mehmet başka bir kadına aşık. Hayali de olsa aşık. Seninle hiçbir bağı yok. Ben sen ne yapman lazım? Biliyordum. Kaçman lazım. Çocuklarını etrafına, kusura bakmayın böyle burk tavuklar olur ya civcivlerde arkasında. Sen çocukları alıp böyle kaçman lazım Mehmet'ten uzak uzak. Ben zaten biliyordum. Yazışmadan tamam önce biliyordum. Tamam da niye aynı evdesiniz siz? Kızım olduğunu biliyordum. Niye, tamam niye aynı evdesiniz? Ben kızını bırak. Sen yazıştın. Mehmet'in gönlünün Eda'da olduğunu anladın mı? Anladım zaten. 2 yılda da öğrendim. Seviyor değil mi çok Eda'dan vazgeçemiyor. Ha, aynen. Tamam. Yani mevzu Eda Çeliker'in bir varlığı, bir duygusal dünya vardı. Oradan kurtulunca sen ortaya çıktın. İnanmak istediğiniz şeylere inandığınızda saf mı oluyorsunuz? Yoksa bile bile kendinizi işte tehlikeye, kandırılmaya açık hale mi getiriyorsunuz? Saf olmak aslında temiz olmak. Kötü evet. niyetli ve art niyetli düşünmemek evet. demek. Siz hep geldiğinizden beri şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Kızım beni kandırdı çünkü ben saf biriyim. Ama sizin uyanmanız konusunda birçok uyarı almışsınız. Evet, peki ben saf değilim de önceden de ben dolandırıldım. Sedef bunu biliyor, Hülya bunu biliyor. Araba yüzünden dolandırıldım. Onunla saf olmuyor muyum? Bir de muhtarlıkta bir adam köyde Mehmet Kıyak bana bela oldu. 3 sefer mahkemelik olduk. İşte ben, mevzu aslında hayır, bu size nasıl sizi, o görevi verdiler? Bilmiyorum artık. Size şunu söylemek istiyorum. Hani diyorsunuz ya anne baba olarak yatacak yeriniz yok diyorsunuz ya. Evet. Yani bizi şimdi çocuklar küçük olduğundan çocukları destekliyorsunuz. Bunları da ben çok seviyorum. Caner abime ben 2 sefer sarıldım hakkını helal ettim. Sudenaz bulundu, Sedef de bulundu. Allah, yine 18, de... 12, 8 ve 4 yaşında 4 çocuk var. Evet. Tüm bu saflıkların içerisinde, kandırılmalarınız, dolandırılmamız, yıkılmış bir yuvanın içerisinde aslında huzursuz büyüyen, mutlu aile, anne baba görmeyen, işte okula düzenli gidemeyen, ev içerisinde sürekli kargaşaya şahit, çatışmaya şahit çocuklar var. O çocukların da ablaları gibi olmayacağının garantisini veriyor musunuz? Veremezsiniz. Evet, onu bilemeyiz. Heh. Yarın ne olacağını yani bilemeyiz. O çocuklar da aslında Allah korusun. Cümlemizi korusun.
diğer kardeşlerin yaşadığı mağduriyetleri yaşamasını hiç istemem. Hepimiz istemez Esra Hanım. Ne demek? Ama bu konuda bir gayretiniz var mı Hülya Hanım? Benim var. Ne gibi? Ya her konuda dört çocuğum Sedef bana ne yaparsa yapsın, ne yaparsın, istese bir de aynısını gene yapsın. Ölene kadar arkasındayım. Ne olursa olsun. Affediyor musun bu hatasını? Evet, affediyorum. Cahildir, çocuktur, olur. Dedik. Olur. Ya ben yapmadım mı yanlış? Ben öyle bir aksi çocuktum ki büyüyünce akıllandım ama bunun gibi yapmadım yani. Ben sadece babam benim cebime parayı koydu. Nerede pahalı, berber. Sedef'e benim. Niye kızıyorsun? Eda'nın gerçek olmadığına mı, paranı aldığına mı? Kızına kızmanın iki sebebi var. Ya bu gerçek olmayan bir şey yapıyor ya. Ona kızıyorum. Ben de o hayale inanıyorum ya. Okulu da kazanmamış Esra Hanım. Okulu da kazanmamış. Ben 43 milyar maaş alıyorum diyor. Edebiyat öğretmenliğini kazandım diyor. O da yalan. Elini öptüğüm abla. Niye abla, yalan söylüyorsun kızım? Bunu niye siz yalan söylüyorsun yavrum niye? Biz okumasın. Ben senden gurur duyuyordum. Sen ne kadar zekalı bir çocuk. İstanbul'u kazandın pandemide gönderemedik. Kendi bıraktı okulu. Eve takıldık, kredi çektim, ev yapıyordum. 11. sınıftan kendi İki bıraktı. İki tane ev yaptım, aldı. Dört tane kızım var. Boşanırlar, geniş geniş yatsınlar diye. Dört tane bacım var. Karşınızda yalnızca Sedef olsa ve Sedef işte 19-20 yaşında olsa bunları anlatsanız, biraz böyle sizin anlattıklarınızı kulak veririm. Ben size sizin beyanlarınızı alarak, affınıza sığınarak şu soruyu sormak Buyur. İstiyorum. Annenin beyanı şuydu, devletin kapısını çaldım, bu çocukları benden alamadılar, almadılar. Annenin ikinci beyanı, 10 yaşında ben senden bağımı koparttım. Sizin beyanınız, lütfen bir bitireyim, ben tabii, sizin tabii, cevabınızı buyurun, bekliyorum. Buyurun. Sizin beyanınız şu, boşanmama sebep olan Sedef dediniz. Yuvayı boşanma yıkan. 2017 ve 2018 tarihinde o çocuk daha o dönemde 11-12 yaşında. Şimdi kanunda şunu düzenliyor. Anne baba diyor, eğer çocuğa karşı görevlerini yerine getirmezse, yükümlülüklerini safsaklarsa ve alınacak önlemlerden artık bu çocukları koruma noktasında yeterli görülmezse, önlemler bile yetersizse velayet kaldırılır. Şimdi siz bir çift değilsiniz. Anne baba ayrı. Sizden bu çocukların duygusal bağı yok. Anne öyle dedi. Benim seninle dedi 10 yaşında işim bitti dediniz değil mi? Bitti ama benim öyle dediğime niye bakıyorsunuz? Ben neyini eksik ettim? Kime bakayım? Ben bak, neyini annenin, eksik etmişim? Bir saniye, bir Hülya Hanım, saniye. Ben annenin her ben söylediğini evladı ile ilgili esas alırım. Ben şimdi sormak istiyorum. Velayet hakkınız kaldırılsın mı? Devlet size dese ki biz velayeti kaldırıyoruz. Bu çocuklarla ilgili olarak yasal bir düzenleme, evde iki çocuk var ve şu anda sevgi evinde olan çocukla ilgili. Bunlara vasi atıyoruz dese tepkiniz ne olur? İster misiniz böyle İstemiyoruz. Bir şey? İstemiyoruz. Ben istemiyorum. Çocukları koruyabileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Ben çocuklarımı koruyorum. Küçük çocuklarımı. Hayır, bunu afaki olarak yani genel anlamda soruyoruz. Siz bundan sonra biraz önce konuya öyle girmiştim. Dört çocuk var. Diğer iki çocuğu da. Ablalarım kardeşleri gibi mi olacak, büyükleri gibi mi, yoksa koruyabilecek misiniz? Yo, ben koruyacağım Esra Hanım. Ben korurum. Ne demek? Peki ben evlenecek için misiniz? Canım feda, ölürüm evet. Ya gerekirse Sedef için ölürüm burada ben. Peki evlenecek misiniz evet. Tekrar? Evet evlenecek. Tekrar aile bir arada olacak. Evet. Evet. Bu olaylar... Yuvanızı kurtaracaksınız. Evet, evet. Bu olaylar olmasaydı biz zaten evlenecek. Ve diğer iki çocuğu da koruyabileceksiniz. Evet. O evin içerisinde Sedef sizinle yaşayacak mı? Biz ne oldu gelsin Sedef? Gelsin diyor. Ben gelmesini istiyorum ama ben gelmesini istiyorum istemiyor. Ya benim parçam ciğerim. Ciğeri kediye atmışlar da kedi yememiş. Ne demek ya? Yanlış Sen babanla büyüdün. Cahildir. Esra Hanım ben onların evliliğine inanmıyorum. Çünkü ben bunu burada söylüyorum. Olacağını bildiğimden söylüyorum. Bunların evliliği maksimum belki 2 ay, belki 3 ay tekrar boşanmaya kalkışacaklar. Bir şeyler olacak. Arada kaynayalım. Hiç de olmayacak Sedef. Hiç de olmayacak. Çünkü annesinin ya yaptığını bıraktı. Ya 18 yıldır bu böyle boşanlıktan ya. Boşanlıktan sonra kimse buna sahip Peki, çıkmadı. Çıkmadı buna kimse sahip. Peki, ailesi çıkmadı. Aydır, annesi yıktı yuvamızı. Özellikle annesi. Peki, Sedef bana hangi annesi? Esra Hanım. Annesi kendi annesi. Senin annen mi yıktı? Benim de yanlışlarım var onu da dedim. Sedef yıkmıştı. Senin annen nasıl Bak. Senin yuvanı yıktı? Bir dakika. Esra Hanım şöyle Yani başlayayım. Senin çocuklar kaybolduğunda senin çocukların senin annenle ve babanda kalıyor. Değil mi? Evet. Siz 4 yıldır ayrısınız. O çocuklara senin ailen bakıyor. Hayır ben kendim bakıyorum. Ya da şöyle hep onların yanına kaçıp Annesinin, gidiyorsunuz. Doğru mu? Sizin yediğiniz evet. peynirleri dolabı kilitlediğin anneannen, ya. Anneannen size kapısını açan kişi mi? Sizi sokağa atan kişi mi? Sokağa atan kişi dolap kilitleyen.
Peynirleri yiyor benim kızlarım, kahvaltıları yiyor diye. Sedef'e soruyorum. Kim sana sahip çıktı Nasıl Hülya? Nasıl yani, anlamadım. Anneannem ya size sahip çıkan kişi mi? Sonra sizi anneannem evine aldı mı diyor. Sahip çıktı ben diyor. Ben anneanneme geçeli daha 2-3 hafta anca oldu. Ondan ben önce gitmedim. Ya önceden biz ondan kaçıp önce hep işte birlikte Sultan'ın gidiyorduk. Havanın yanındaydın sen. Küçük kardeşim. Bak Sedef, çok basit bir soru soruyorum. Sen 12 yaşındaki kardeşim ve sen. Annenin sizi istemediğini ve evden kovduğunu iddia ediyorsunuz değil mi? Evde mi kovmuşum? Kovmadınız mı? Hayır Esra Hanım, kendileri kaçtı. Ne kovması? Ve bizi anneannem sahip çıkıyordu. Kaç kere kovdun? Kovmaları ben aydınlatayım. İzin ben Sedef'e bir sorunun cevabını alayım. Anneannende kalıyordunuz. Evet. Anneannen size sahip mi çıkıyor, o da mı sokağa atıyor? Şöyle, ben 2-3 hafta kaldım. Buradan zaten geri döndüğümde yine orada kalacağım. Ama kardeşim böyle hani geceleri çıkıp gidiyordu ya. Benim başımı da belaya sokarsın diye kardeşimi kovmuştu. Nereye hani kovdu? Annen baban benden bilir diye. Annenin babanın yanına dön dedi. Annen seni, küçük kızın evden kaybolduğunda arayabiliyor mu? Evet. Yani telefonun onda engelli mi değil mi? Anneminki engelliyim. Bir konuda tartıştık, engelledim. Ben dedim engelli. Anne insanı istediği dakikada çocuklarla ilgili ulaşabiliyor mu? Bu durumda ulaşamıyor. Yok, ulaşıyor. Babamın telefonuyla arıyor, ulaşıyor. Haber her şeyin bilgisini veriyor. Evet, bunların geldiğini, gittiğini, hangi saatte gelip gittiğini babam da veriyor, annem de veriyor. Peki. Nereye git? Alo. Alo. Teyze merhaba. Merhaba abla. Şimdi merhaba. Yayında konuşulan tüm konularla ilgili sizin de isminizin geçtiği bazı olaylar var. Siz kızınız evet, Hülya'yla... Neden görüşmüyorsunuz? Hülya sizin telefonlarınızı... Abla, bir ekmeği bölüyor değil mi? Neden adam engelledi? Hülya evet, siz... bir ekmek yarım ekmek olduğunu bir birleşeyim. Benim kızım o, adam o telefon sapığı. Bana bile sapıklık yaptı. O Mehmet ve Mehmet Kalaba. Bağmadım, bana sapıklık yaptı. Tamam, telefonun sesini açık, kısa bak. Televizyonun evet, sesini doğru. Kısın. Mehmet... Evet doğru. İftira atmaca var ya, ben çıplak resmimi yollayasıymışım. Yalan. Kızım da yalan söyleyen doğrusu Sedef doğru. Şunu öğrenmek istiyorum. Söyleyeyim. Bu çıplak evet. Fotoğraf konusu konuşuldu. Senin oğlun, ben damadın. Ben anlamam görmem. Senin senden ne istedi? Neden mi istiyor? Herkese hafta evlenen annesi... Bir hastalıyken dayak yemiş. Benim evimi, yuvamı yıktı diye yalan söylüyor. Sürekli şiddet uyguluyordu kızına ve yuvanı evet, yıktığını doğru. Söylüyordu. Mehmet bir telefon sapığı derken ne demek istediniz? Telefonda her gelene sapıklık yaptı. Kötü dedi. Benden başladı. Bütün yani görümcenin kızı trafik... Görümcenin dayanmaz trafik kazası vardı. Ona bile sapıklık yapmış. Çevreye yıldırma. Yani yakın akrabalarına, çevresine, evet. Sosyal çevresine karşı cinse... Yapmış. Sen onun sapıklığı. Karşı cinse karşı sürekli bir evet. Yazışma halinde. Evet. Ben doğrusunu Sedef yapıyor. Doğruyu söyleyen Sedef. Peki Hülya sizi niye engelliyor? Benim eve değil. Sen nezaket ülkene bağlayabilirsin abla. Hayır, şu an canlı yayındasın. Hülya seni niye engelliyor? Sen kızını korumak istersen. Ben korumak isterken abla neden engelliyor biliyor musun? Ben dedim ki ondan sonra koca olmadı. Adam 4 sene geçmiş. Boşanın. O çocukları, o olayı, hayali adam mıdan yok. Yalan kendi o, hani o şeyi, adam geliyor benim evime korkutuyor diyor ya. Evet. Yalan söylüyor. Mehmet Kalabas yalan söylüyor. Benim kızım da yalan söylüyor. Peki bir adam şey... Devamlı evine geliyormuş. Sürekli? Yalan söylüyor. Hülya ile Mehmet bir arada mı? Evet, yalan söylüyor. Bize karşı yalan söylüyordu. Peki sen Sudenaz, kızın torunun kaybolduğunda Hülya'yı aradığında telefonu çalıyor muydu yoksa seni engellemiş miydi? Ben engellemişti. Çocuklar bende kalıyordu. Çünkü onu ben bir kere götürdüm. Ben ya babası beni tehdit etti. Dedi ki benim çocuğumu başlayabilir sen de mi? Çocuğu götürdüm. Çocuğa ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Bağ kulesinin orada... Çocuğun ağzını burnunu kanın içinden koydu. Götürdüğüme bin pişman oldum. Adamlar seni dövmeye kalktım diye bir sor bana. Hülya'ya da sor, Mehmet Kalabas'a da sor. Küçük 12 yaşındaki kız saat kulesinin orada sizinle karşılaştığında biz seni istemiyoruz, defol git, seni görmek istemiyorum diye vurdunuz mu? Ve bundan dolayı saat kulesinin orada linçe uğradınız mı? Ben onu anlatayım. Mehmet.
Evet. Linçe evet. Uğradınız mı? Esra Hanım. Çocuğa şimdi bağırdığınız için. Anlatayım. Çocuk kaçacaktı. Evet ya da hayır deyin. Vurdu. Çocuk kaçacak deyin. Çocuk kaçmaya çocuk zapt olmadı. Kaçtı bir tane vurdum. Benim de ayağıma vurdu. Bu da tutmak için. Hani çocuk polisini biz aradık ya. Çocuk dedi ben sizi istemiyorum. Bas bas bağırıyor. Hı hı. Bu da. Orada kimi isterseniz 112, sorun var. 112, peki siz 112. Orada çocuğu görüp biz seni istemiyoruz eve gel mi dediniz? Hayır, dediniz. Biz götürek dedik. Bak, siz gördüğünüz dakikada çocuk polisini annesi, aradınız. Annesi babası dedi hayır, gelin kızınıza sahip çıkın. Biz zapt edemiyoruz dedi. Bak oradaki kahveciye de şey yapabilirsiniz. Biz de orada oturduk. Tamam çocuk anneanneye gitti. Bir dakika bir anlatsın. Evet. Biz Sudenaz'da konuştuk. Anneanneye gidiyor ama erken meclisine geziyor kızım, işte. İstismara uğruyor abla. Dedin nasıl ki olacak? Sana kaç bir gün kendileri bakacak. Hayrı yok. Gel ha, evimize gidek. Seni okutak, edek dedim. Tedavisini yaptırak dedim. Benim çocuğum Akdeniz anemisi. Ben kaç kere Ankara'ya götürdüm getirdim. Hatta kağıtlarım da burada Hülya, verilmedi. Hülya sen o evden neden kaçtın? Onlar da peki, istismar devam edin, yapıyordu seni. O bambaşka bir şey anlatıyor. Anneanne evet, diyor ki. Anneanne çok ben iyi çocuğum. Anneanne yalan söylüyor. Anneanne orada ben yalan çocuğum. İstismar ediyorlar seni. Kim istismar ediyor kızınızı o evde? Şimdi Hülya neden kaçtı dedim değil mi ben? Hayır siz hayır, dediniz istismar ki. İstismar ediyor dediniz. İstismar tamam bak ediyorlar. o evde duruyor ya. Dedesigil'de duruyor ya. İşte istediği yere gidip gezip tozuyor. Serbest kalıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. İyi yayınlar. Bugün hayret aranızda bir mesafe var. Dün ekran başındaki seyircilerimizin en şaşırdığı şey, bir anne evladını nasıl düşman olabilir ya da rakibi olarak görebilir? Siz böyle bir duygu hissettirmişsiniz izleyenlere. Sanki Sedef sizin evladınız değil, bir rakibiniz gibi davrandığınızı düşünüyorlar. Alakası yok Esra Hanım. Sedef hani bir şeyleri söylüyor ya, yalanlarına, dolanlarına. O yüzden biraz mesafe koyayım. Yoksa onunla benim aramda hiçbir sıkıntım yok. Aranızda bir sıkıntı yok ama ilişkinizde mesafelisiniz. Yani söyledikleri yalanlardan, dolanlardan dolayı. O yaşında ben dün, seni evlatlıktan sildim ne demek? Dün dediniz ki, dün dedi ki ben de diğer çocuklarına o kadar güzel yaklaşıyordun ki. Fakat söz konusu ben olduğumda bana tavrın farklıydı. Onları arardın beni aramazdın. Onlara yemek verirdin bana vermezdin. Bana karşı hep böyle bir mesafen vardı. Biz seninle gerçek bir anne kız olamadık gibi bir cümle kurdu. Hep kendini o başka biri gibi gördü. Doğru mu? Evet. Aklımda kalan bu. Evet doğru. Ben sana hiç yemek vermedim. Yemek değil mevzu. O sevgiyi göstermedin. Hayır Esra Hanım, ben çocuklarımın hepsine de aynı şekilde. Ben severim çocuklarımın hepsini ama dışa vuramıyorum nedense. Ben içimden seviyorum. Hangi çocuğum olursa olsun. Ama parmaklarına bir şey batsa benim canım yanar. Ben sadece seyircilerimin sorusunu sordum. Ailene karşı ne hissediyorsun? Dün babanla sarıldınız, kucaklaştınız. O sarılma biraz beni etkiledi, evet. Ama kararım hiçbir zaman değişmeyecek. Yani tekrar sizinle aynı evde yaşamak. Bu bir daha olmayacak. Sadece aileme karşı kırgınlık hissediyorum Esra Hanım. İçimde büyük bir kırgınlık var. Bir de açıklamak istediğim babamı neden dolandırdım ve neyin intikamını aldım? Özellikle benim bu soruyu sana sormamı istemişsin. Neyin intikamını aldın? Baban seni seven, koruyan, onunla yaşadığın kişi. Hatta en iyi arkadaşınmış. Değil mi? Ailede en iyi anlaştığın kişi baban. Bana çocukluğumu yaşatmadılar Esra Hanım. Ya ben yaptığımın doğru olduğunu tabii ki de kabul etmiyorum. Yanlışımın farkındayım. Zaten geldiğimden beri de söyledim. Benim dedim yaptığım doğru değil. Ben inkar da etmedim. Yaptığımın arkasındayım ama yaptığımın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir lira için yediğim dayak, bana yaşatmadıkları çocukluğum için onlara sadece bir ders vermek istedim. Bunu, bu dersin bedelini ya da bu dersin cezasını kimler çekti?
Yine ben çektim aslında. Yani bu olayı sürdürdükten sonra, tekrar açıkladıktan sonra, olay gerçeğe çıktıktan sonra biz birbirimizden daha çok uzaklaştık. Dediğim gibi 6 aydır eve gitmiyorum. Doğru düzgün konuşmuyoruz, görüşmüyoruz. Aynı eve, aynı halıya ayak basmıyoruz. Babanın ne derler, hayaliyle, umuduyla oynadın. Evet. Bu babanı bağlayan bir şey. Bundan haz duyabilirsin. Bak nasıl seni saf yerine koydum diyebilirsin. Ama sen bunu yaparken babandan bir de para alıyorsun. Evet. O para aslında kardeşlerinin rızkı. Evet. Onların rızkını da almış oluyorsun. Evet. Sen o parayı alıp, anne ben bir şekilde bu parayı buldum, al bu da kardeşlerimin ihtiyaçlarını karşıla bu parayla dedin mi? Demedin. Bunu birçok kez yaptım ben. Birçok kez yaptım. Alıp parayı hiçbir şekilde, bu para benim. Ben kardeşlerime sana göstermiyorum, yapmadım. Ama getirdiğim parayı veya aldığım bir şeyi bunu babamın parasıyla bu şekilde aldım demedim ben. Değişiksiniz. Esra Hanım konuşabilir miyim? Helal olsun Sedef. Helal olsun. Sağ ol. Sedef, ben diyor çocukluğumu yaşamadım. Benim 3 tane daha çocuğum var. Sedef'in yediğini benim diğer çocuklarımın 3'ü de yememiştir. Sedef'in giydiğini 3 çocuğumun 3'ü de giymemiştir. Kayınpederim sağaydı. Keşke hayatta olsa da Sedef'e nasıl bakıldığını... Bir tek Sedef bu sütü içmedi. Kaynatan bunun bir damla gözyaşına, biz köyde duruyoruz Esra abim. Köyün, bizim köyde bakkal yok, aşağı köyde. Kayınpederim eşeğe binerdi, size yemin şart olsun. Hani Hacerliyes köyünde duyan bilen varsa bu konu için lütfen açıklık kavuşsun. Gider, kayınpederim poşet poşet doldurur, alır gelirdi. Yeter ki benim çocukluğunu torunum... Çocukluğunu yaşamak demek sadece yiyip içmek ya da bir şeyleri giydirmek mi? Çocukluğu benim torunum yesin içsin diye. Kızım o zaman elde yoktu, avuçta yoktu. Ancak araba yoktu, bir şey yoktu. Sonra benim, niye kaldırdın? Daha biz sana bak, ne yaparım? Sen o babası çocuktan Sedef daha iyi ağlıyor diye, Sedef daha süt içiyor diye. Biz gittik istiyor. İnek aldık Esra Hanım. Sedef hı-hı ağlıyor diye, sütü çok içiyor diye. Yemin şart olsun biz gittik inek aldık Sedef için. Hı-hı. İnek de bir hafta içeri girmedi ve öyle bir koyun içinde bizi dolandırdı. Neler çekti? Sedef için biz çok her şey yaptık. Sedef burada diyor ki... Hayır, benim için ineğin diyor, davasını niye yapıyorsunuz ki siz? Bak Sedef diyor senin ki için, benim kızım, için diyor hiçbir için, şey diyor yapmadınız. Süt iç diye, büyü diye. Biz Sedef için her şeyi yaptık ama yapılmadı görünüyor. Benim diğer çocuklarıma Sedef'e yaptığımız gibi yapmadık. Sen bakmıyorsun diye. Ben zaten çocuklarıma bakıyordum. Hı. Esra Hanım, sıkıntı yok. Baba bu Sedef, Sedef'i benim evime gönderince benim düzenim bozuldu. Herkes de bunu biliyor, benim nasıl çocuklarıma baktığımı, benim çocuklarıma sahip çıktığını. Halim amca, torunların sana sık sık gelip gidiyor. Burada bir sıkıntı yok. Kızın geliyor mu? Duyuyor musun beni? Esra Hanım. Hülya gelip gidiyor mu sana? Esra Hanım. Alın telefonu arkadaşlar, düzeltin öyle verin. Ondan sonra tekrar soruyu bir yönelteyim. Hazır mı? Hazırsa verelim tekrar. Değil, bir herhalde sesim gitmiyor. Siz dedenin yanında kalma. Onların yanında şimdi 3 aydır beraber yaşıyorlar. Ondan önce annen tek yaşıyor, sen zaten babanla beraberdin. Şimdi dedenin yanında da bir annenin dün iddia etti ve benim kafamı karıştıran başka bir mevzu var. Orada da bir kuralsızlık var. Yani siz orada gecenin 12'sinde de sokağa çıkabilirsiniz. Evet, bu da çok tehlikeli. Bunlar kimseyi dinlemiyor ki. Dinlemiyor, evet çıkıyorlar. Hiç dinlemezler. Evet. Kafasına estikleri anda 3'te, 4'te, 2'de, 1'de çıkarlar. Benim üstüme kapıyı kilitlemiş insanlar bunlar. Yani mesela bu da çok tehlikeli. Halim Bey. Buyur, buyur, buyur Esra Hanım. Dinliyorum sizi. Bir şey daha söyleyecek misiniz? Esra Hanım. Hı. Bunlar kapıyı üstünden kilitleyip gidiyorlardı kızlarla. Dur nasıl? Hülya ve baba çocuklar üzerine kilitliyor. Bak yalan olmuş, arada biri var. Bunlar böyle bir insan. Baba!
Yalan beni söyleme. Beni duyuyorsan yalan. Bir sus. Baba yalan konuşma. Senin yanında senin biri var. Senin evlatların da senin yanında değil. Akıl sen nasıl babasın? Var. O zaman? Bak sana... Hepsi darmandağın oldu. Bir dakika. Baba senin yanında akıl veren biri var. Sana akıl veren kim akıl? İmran ablam bağlar mısınız? Gamze Hanım söz verdiniz lütfen. Bir sus. Söz verdiniz öyle yok. Kime söz verdin? Nereden bağlasın? Çocukların kıyafetine düşmüş. Ondan sonra geldim lan yalancı. Sen kızına sahip çıkmadın. Senin kızın kaçtı geldi. Ya bir sus. Kaçtı benim evime geldi. Benim paramı bile çalmadınız lan. Sen demedin mi kızına sahip çık? Ağzını burnunu nereden kırdın ben? Benim ayağıma vurdu. Bir şama... Yalan senin konuşma. Senin kaç tane yanında? Sen yalan soruyorum, konuşma. Hadi. Ben yalan ne konuş- zaman... Konuşacaksa olmazsın. Siz güzellerle uğraşırsınız. Evet o hanımın. Yalan konuşuyor. Valla şimdi bak teyzeyle ilgili teyzenin yaşı var. Bir de bir psikolojik rahatsızlığı var dedin. O rahatsızlığından dolayı bazı bir takım şeyleri karıştırıyor olabilir. O bambaşka bir şey. Yani o tartışma konusu bile değil. Şimdi sen babana şu soruyu söylüyorsun. Ben dedi ki çocukların üzerine kapıyı kilitleyip gidiyordu Hülya yalan dedi. Yalan söylüyor Esra Hanım. Yok, öyle bir şey yok. Yok ya insan evladına onu Allah yapar vermesin. Mı ya? Hadi kapıyı kilitledim ben. Benim o üç çocuğuma odada bir şey olsa benim ciğerim yanacak. Biz şöyle kilitledik bir saniye. Bunlar dedesi gildi ya, hiç çare yoktu. Hülya git yanım dedim, bir taksi tutalım dedim. Gelmiyorlarsa bile kucağımıza alak arabayı bindirek tek çocukları kurtarak. Olmadı mı? Yalvardık yakardık gelmediler. Ben de annesine onu babasına dedim ki dur bir dur. Demiyor. Su yemek, aç, su evinize koyman. Niye? Çünkü babasının anasının yanına gelsinler dedim. Mehmet bak, Bey, prangayla birini eve sokabilir misin? Tamam da kötü yola düştüler. Ablam. Kötü yola gidiyor deyip babamın yok. Evinde... Bu çareyi doğru yolu bilmiyor ki bu çocuklar. Babamın evinde olduğunu bildik. Biz taksi tuttuk. Heh, insan gibi biz her şeyden dedik. Vazgeçtik. Orada birini gelin de dövecek gibi tehdit ettiler. Sen de bağırıp çağırın bunlar diye. Bunlar gelmeyince Mehmet de dedik gelmiyorsalar dedik. Kucaklayıp arabaya tak. Kurtarak şu çocukları dedim. Mesele bu. Her başka yolu denedim. Şey. Sen, ben senin baban ve annenden kurtarmak istiyorsun. Onların yanında yok, kalmasını yok, istiyorsun. Yok başka onların türlü. Onların yanında türlü. Kalmasını istemiyorum. Annesi babası ne yapmış çünkü ki? Çünkü orası tekin bir yer değil. Heh. Bölge olarak çok değil yani onların ya. Yanında çok kalmasın diye. Ne oldu? Şu anda oldu benim çocuğum. Halim amca. Bölge diye. Babam yalan konuşmasa bir de babamın yanında birileri var Esra Hanım. Babama akıl veren birileri var. Ya baktın da ama. Halim amca. Halim amca. Yalan söylüyor. Şimdi yanında biraz önce sana cümlelerini... Söyleyen biri vardı. Kim o yanındaki? Benim komşularım. Hah. Komşuların. Komşu dedi benim amcam gibi. Yalan söylüyorlar. Komşular dedi amcam gibi. Amcam gibi. Yanında kaldıkları amca mı? İkisi aynı arazinin içinde. İki bura amcam gibi. Burada babamın evi. Orada babama akıl veren biri var. Amcasını... Ne diyor? Akıl veriyorlar. Babam hani pek fazla konuşmasını bilmiyor. Rahatsız bir insan. Aklı gidik geliyor. Hayatım Haziran'da Temmuz'da. Cahil. Çocuklar siz yengenin evinde kalmadınız mı bir ay amcanın evinde? Bir ay kadar kalmadık. Sadece 10 gün kaldılar. Benim dede, bildiğim kadarıyla. Dede, kadar 10 gün ben kaldılar. Polis evinde kalıyorum. Ben çocuk şubede kalıyorum diyordun. Kurban oldum. Dilekçe yazıyorum. Adam yakala diyorum dedin. Böyle böyle oldu Sedef. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.